Yani çok teşekkür ediyorum. Ben biraz utanıyorum böyle sanki alkışlar malkışlar falan. Daha alışamadı. Daha 3 gün falan oldu böyle alkışlanalı. Onun için daha alışamadım. Belki de ondandır yani. İyi mi herkes? Ekranları başındaki herkes, buradaki stüdyodaki seyircilerimiz. Gerçekten çok uzun zamandır peşinde olduğum dev bir isim geliyor. Onun öncesi de yok, sonrası da yok, halefi de yok, selefi de yok. Bence değil Türkiye'de, dünyada bile eşi benzeri yok. O gerçekten kendine münhasır dev bir sanatçı. O Seyfi Dursunoğlu. Sağ olun. Dakika tuttum. Acaba sen mi çok alkışlanıyorsun, ben ne mi diye. Ne oldu sonuç? Siz tabii, tabii ki. Ki. Tabii ki. Tabii ki. Hiç zaten öyle bir şey tabii değil. Ki. Hoş geldiniz efendim. Hoş şeref bulduk. Verdiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sana başta bir şey söyleyeyim. Galiba sen televizyon yüzü değilsin. Öyle niye mi? Niye biliyor musun? O kadar incesin ve o kadar güzel bir yüzün var ki. Ama televizyonda bu aynı yansımıyor. Çok doğru söylüyorsunuz ama ben onun neden olduğunu, bak şimdi kendim, benim derdime girer. Neden olduğunu çözemedim hala. Işıklarımız falan da çok. Dişler mişler kocaman çıkıyor değil mi? Jaws gibisin. Biliyorum ama o, normal ama hayatta o işte kadar onu, güzel yani ki. İçeride de söyledim sana. Mesela ben zannediyorum ki çok güzel çıkıyorumdur. Zannediyorum. Siz tabii ki çok güzel çıkıyorsunuz. Çocuklar, benim sanatçı dövdüğüm, seyirci dövdüğüm çok olmuştur. İsterseniz biraz daha dikkatli olun. Gözüme bakayım kimi kestirebiliyorum. Ha, oradan öyle bir de göze kestirerek. Neyse ben onu anlatmak istiyorum hemen izleyicilerimize. Ben yıllardır Seyfi Bey'i programda konuk etmek isterdim. Her yıl 2 kere ararım düzenli olarak. Kendisi de çok nazik bir şekilde işte kızım işte şimdi testim olacak. O olacak, bu işim var, seyahate gidiyorum filan. Sen beni 2 ay sonra ara der. Ben derim ki herhalde kendisi hani işleri yoğun, bir de gelmek istemiyor. Bir 4 ay sonra yine bir yoklarım. Yani 2 ay değil, bir 4 ay sonra yine bir şey olur. Ondan sonra ertesi yıl tekrar ararım. Çok şükür iyi ki geldin. Geçen sene sonunda, son programda istedin beni. Sana bu sene için başlayacağın ilk programda geleceğimi vaat ettim. Doğru. Vaat ettim mi de olay biter. Muhakkak yerine getirmeye çalışırım. Sabahcığım şunu da kabul etmen lazım. Gecenin o saati. Oralara kadar gelip işte beklemek var, dönmek var. Bir de biraz daha istirahatime dikkat ediyorum. Biraz şey oldum. Yaşlılıktan ötürü değil bu. Sağlık formunuzu korumak için değil mi? Biraz oldu? Tembelliğimden ötürü herhalde. Estağfurullah. Gülerken benden izin alacaklar. Herkes istediği zaman gülemez. Evet. Ne yapmacık, ne yapmacık, ne yapmacık. Ve vaat ettiğim için de kalktım geldim. Ayrıca senin hatırın olduğu gibi sizin yapımda bir hanım arkadaşım var. Hümeyra. Hümeyra. Hümeyra'yı kıramadım. Çok başka programlar içinde istedi beni. Ona hayır dedim, bari hiç olmazsa bu program kalkayım gideyim. Bir de ona bir yelek hediye etmiştim. Beklerdim ki bugün onu giysin diye. Giymemiş mi? Giymemiş. Hümeyra getirdi evden artık yeleği. Uzak değilse evinden. Hayır, şişmanladıysa giyemiyorsundur belki. Ha, o kadarını bilemem. Şey söz, vaat ettim ve geldim dedi. Hiç yalan söyler misiniz? Ben yalan söylemekten nefret ederim. Hiç yalan söylemem. Ancak bazı öyle şeyler var ki, sualler var ki, yalan söylemektense kusura bakmayın bu sualinizi cevaplandıramayacağım demeyi tercih ederim. Ama yalan söylemiyorum, söylüyorum şöyle ki tanıyayım tanımayayım bir sürü arkadaş, bir sürü dost, bir sürü seyirci
evinde yaptığı toplantılarda beni görmek istiyor. Onlara gitmemek için yalan söylüyorum. Ya merdivenden düşerim, ayağım kırılır. Ya hastanedeyim. Öyle onu diyor musunuz? Merdivenden düştüm, ayağım kırıldı. Ya Allah korusun kırılırsa, ben öyle şeyden çok korkarım. Hiç inanmam öyle. Hastalık yalan söylemedi. Hiç inanmam öyle bir şey. Çünkü oturarak iniyorum merdiveni. Arada beğendiğiniz olursa alkışlayabilirsiniz. Şimdi ben daima seyirciyle diyalog kurarak program yaparım. Böyle mi dönelim? Hayır. Yani istiyorsan sen git. Hiç fark etmez. Şimdi en baştan kırmızı tişörtlü. Bey. Beni seviyor musun? Bir dakika, ben seviyorsun? Ona mikrofon götüreyim. Bir dakika cevap verme, ben geleyim de. Orada yok değil mi kimse de mikrofon? Çok sempatik ve eğlencelisiniz. Tek bu tarafı mı beğeniyorsun? Yakışıklı değil mi? Hem yakışıklı, bazen de güzel. Bak bravo. Güzel cevap. Bak bravo. Peki, mikrofonu kızım mikrofonu al. Şuraya getir. Ne iş yapacağım belli oldu artık senin. Evet. Şu ortadaki şu parlak giyine. Parlak önde. En önde parlak, gece kulübüne sen gider gel. Gibi gelmiş. Alabilirsin mikrofonu. Seviyor musun beni? Nasıl tabii ki? Öyle bir mecburiyetin yok. Peki sanatçılar içinde en sevdiğinden en sevmediğine kadar bir liste yaparsan ben kaçıncı olurum? Ortalarda. Terbiyesiz. Ama o da sizin gibi yalan söylemiyor. O da diyorum sizin gibi yalan söylemiyor. Pek hoşuna gitti bu cevap. Hayır canım yani, ama yalan mı söylüyorsun? Bu tarafa geç kızım. Geçeyim. Boyun uzun, niye topuklu giyiyorsun anlamadım. Çok uzun, çok. Orada beyazlı bir kız var. Bak saçları öne doğru, ortada. Ha. Tam ortada. Niye kahkaha atıldık ki? Siz onu duymadınız. Sabah böyle zamanlı zamansız. Geliyor. Senin alt kat üst katın ne yapıyor? Bilmiyorum ne yapıyorlar. Alıştılar herhalde. Alıştılar. Alt kat devam taşınıyor, ondan mı acaba? Alt kat taşınıyor. Apartmanın tamamı gider. Sen müstakil bir ev al. Evet değil mi, inşallah. Evet. Kızım kimde mikrofon? Efendim. Ayağa kalkar mısınız? Ay Seda Sayan zannettim ya. Seviyor musun beni? Tabii ki seviyoruz. Yani tabii ki, yani mecburum sevmeye der gibi oluyor. Çok gerçekten. Üzüntülü bir anında bir esprime gülmüş müsündür? Evet çok. Esprilerimi güzel. Beğeniyor musun? Hı-hı. Dans yarışmasını da izliyorum sizinle. Takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Gelebilirsin artık. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Üzüntülü bir anında bir insana hani kahkaha attırabilmek veya tebessüm ettirebilmek veya kafasını tabii dağıtabilmek. Tabii o çok çok zor bir şey. Çok. Güldürmek çok zor. Çok. Ağlatmak çok kolay. Güldürmek çok zor. Onu yaparken de dozu çok iyi ayarlamak lazım. Tabii. O da dozu çok iyi ayarlamak lazım. Yoksa mesela çalıştığın bir gazinoda yaptığın bir hata o gazinonun altının üstüne gelmesi demektir bir anda. Ki hiç böyle bir şey olmadı. Çok şükür. Bir olsa nasıl olurdu? Ben hemen içeri kaçardım tabii. Kaçar mıydınız? Tabii, patron düşünsün. Bana ne diyorsun devamlı. Onu vururlar herhalde. Demin ilk başta sorduğumuz bordolu arkadaşımız, yakışıklı arkadaşımız, bazen çok yakışıklısınız, bazen çok güzelsiniz dedi ya. Size gençliğinizde kelimesini kullanmak istemiyorum. Yıllar önce diyelim. Hep Yunan tanrısı gibi derlermiş. O kadar yakışıklıymış. Evet. Hakikaten çok yakışıklıydım. Adadan dönüyorum. Elimde de leylaklar var. O kadar çiçeğe karşı hevesim var ki açgözlülük. Ağacın tamamını almışım böyle. Böyle bekliyorum, vapurdan çıkanlar var. Herhalde Rum'du. Kaleye bakarsın Yunan tanrısı gibidir dedi.
Yunan heykeli gibidir. Aman o derdemez artık, ben keyiften burnumun delikleri büyüdü, bakışlarım değişti, ben bir heykel gibiyim dedim. Şimdi de heykelim de o bir deli heykeli var böyle. Gülün dedi mi sen? Sonuna kadar iyi gitmeyecek galiba irtibatımız. Peki Seyfi Beyciğim. Ben izin vermedim size daha. Pardon, özür dilerim. Buyurun. En kötü huyunuz nedir? Sus. En sevmediğiniz huyunuz? Senin adın Seba mı Sabah mı? Sabah. Niye Seba? Seba. Seba diyorlar, soyadın... Sabah diyorlar, Sabah diyorlar, Sabahat diyorlar. Soyadına diyorlar. Cümür diyorlar mı? Onu demiyorlar. Onu da ben diyeyim bu zaman. Değil. Şimdi hakikaten çok kötü bir huyum var. İnsan iyi huylarını söylüyorsa kötü huylarını da söyleyebilmelidir. Bu bir medeni cesaret. Tahmin edemeyeceğin kadar kıskancım. Ya. Evet. Nasıl ya? Tahmin edemeyeceğin kadar kıskancım. Neyi kıskanırsınız? Mesela köpeğimi bile kıskanırım ben. Mesela ben size ziyarete geldim, köpeğiniz geldi, ben onu okşadım, kıskanıyor musunuz? Hayır canım, o değil. Yani tabii ki okşamazsan kızarım, köpek. Zaten ismi de Rita. Rita. Rita böyle Altunizade'de otururken çocuklar kapıya geliyorlar, bahçe kapısına. Rita, Rita, Rita bakmıyor, hiç aldırış etmiyor. Seyfi abi biz Rita diyoruz, köpek hiç aldırış etmiyor. Soyadını söylemiyorsunuz dedi. Soyadı ne? Hayward. Hayward, Hayward. Zaman... Rita Hayward deyince bakıyorlar mı? Hayır, bakıyorlar. Aman sabah. Sabah uykusuz kaldın galiba. Yok hayır, ben de bir espri Hakim yapayım düştü, dedim. Bilmiyorum. Yok yok. Bugün IQ, size de benim IQ'ya takmışsınız bugün. Yok ama düzen bozuldu ya ondan. Ondan herhalde. Bir adaptasyon var. Kıskançlık peki? Çok yani o huyumu sevmiyorum. Mesleki açıdan. Mesleki ama... açıdan hayır. Hiç kimseyi kıskanmadım. Çünkü ben bir rakibine kendi kafamla bir şov hazırladım. Seyirciye sundum. Beğenildi. Beğenildiğini hissedince ilaveler yaptım ve bir huysuz şov hazırladım. 2 saatlik. Ve ben bunu herhalde 40 senedir yapıyorum. 40 senedir daha hala insanlar bıkmadılar. Bıkmadılar. Çok müthiş bir şey o. Çünkü her gün başka espri yapılıyor. Tabii ki ana hatları aynı. Ama espriler değişik. Zaten o doğaçlama olayı benim işimi götürüyor. Yoksa doğru. Kadın kılığına girmek, kanto yapmak değil. O işte o da o zaten. O zeka o, artısı, o işi götürüyor ilavesi. Yani. Peki sizi mesleki olarak da kimseyi kıskanmadınız. Çünkü ben anonsta da söyledim. Gerçekten eşiniz benzeriniz yok. Bence dünyada bile yok. Fakat sizi kıskananlar oldu mu? Ya da size yani kıskandığınız... Oldu, bir şeyler yapmak isteyenler oldu. Fakat bir şeyin ilkidir akılda kalan. Diğerleri hep taklit ediyor. Huysuz gibi ya da gibi, Seyfi gibi. Gibi oluyor. Bu bir Allah vergisi, hazır cevaplılık. Bu zorla olmaz. İçinde varsa olur. Kadın kılığına girmekle de olmaz. Doğaçlama yeteneği olan, bu kadar seri doğaçlama yapabilen bir insan varsa o zaman yapsın. Diyeceksiniz ya, benim zekam başka birinde varsa buyursun. Yok estağfurullah, hayır. Ama gerçekten hayır. Çok büyük bir zeka gerektiren bir şey. O zekadan ziyade ayrıca, sabah bu bir zeka. Pratik zeka. Evet, bu bir pratik zeka. Yoksa öyle çok zeki değilim. Mesela ev yaptırdım. Hayatımda ikinci evim. Bir tanesini tadilat yaptırmıştım. Bunu topraktan aldım, yaptırdım. Mimar Lorenzo Lamas'a benziyor diye hadi bu yapsın dedim evi. Gerçekten. Evet. Ve sonunda Lorenzo Lamas'dan nefret ettim. Çünkü iç mimarmış. İç mimarmış. Hadi yapsın, ben yapayım dedi eviniz. Hadi yapsın dedim. Ve çok tuhaf. Hiçbir şey, her şey yerli evde. Avrupa hiçbir şey yok. Ve bana peşin para 2 milyon dolara mal oldu ev. Gerçekten. Ama başka bir mimar geldi. Ben bunu size... En fazla 1'e yapardım dedi. Anla ki ne kadar kazıklamış. Gitti Lorenzo. İşte onun için nefret ettim zaten. Bir daha öyle bir şey olamaz yani değil mi? Hayır. Yani ona benziyor, şuna benziyor filan diye. Hayır. Size bir sürprizimiz var. Biz de günlerdir sürprizlere boğulduk. Minik bir sürprizimiz var eğer kabul ederseniz. Bir açabilir miyiz paravanımızı, kapımızı?
Ben bakmayayım, sinirlenebilirim. Kesemez, ah kesemez. Katilinin elinde makası. Kesemez, ah kesemez. Kesmesini bilmez. Yavrum gülüm katilim. Getir keseyim, getir keseyim. Kesmesini bilmez. Yavrum gülüm katilim. Getir keseyim, getir keseyim. Ay 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 ay. Çastır çastır çastır. Kes. Sizi Allah kahretmesin inşallah. Aynı ses. Ah sizi Allah kahretmesin. Ayol bu yine pozlu karılara ne oldu? Onlar gitmiş yerlerine, gencecikler gelmiş. Ağzının tadını biliyorsun herhalde. Tabii ki. Ay çok memnun oldum. Sabah sabah. Siz de öyle hoş geldiniz beyefendiciğim. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Çok naziksiniz. Çok mersi. Ayol sırtını dileyim, herifin yaşıyor mu acaba? Bilmiyorum, nefes alıyor musun? Yavrum, yaşadığımı anlamak için başka yerimi de... Hadi! Hey. Ayva, isterim. Bak sözünü unutma. Çocuklar, Çengelköy'de oturuyorum. Ay ağzıma bir su ver, bir şey ver. Hiç böyle laf duymadım. Ağzıma su veri duymadım. Benim ellerim kayıyor. Aha, açtım. El kayıyor. Yaman çok güzel enerji. Başka. Ben olsam abi çökerdim. Yere de içerdim. Abi hiç öyle şey yapamam. Tamam. Ya başka bir şey yaparım yere çöküp ama. Yani bunu yapamıyorum. Canlı yayındayız, haberiniz var değil mi? Aa biliyorum. Biliyorum. Ben en çok kanal kapatan sanatçıyım. Öyle mi? Ay hayırlara ben karşı. Ben de geldim. Hayırlısıyla. Hadi inşallah. Kapatacağım. Ne kadardır bu yapıyorsunuz Seyfi Bey'in taklitini? 3 sene. 3 senedir. 3 senedir. Çok çalıştınız mı o cümleler için, kelimeler için, onların telaffuzları için, o sesi çıkartmak için? Kendisi gibi cevap vermek istiyorum. Bir defa çok başarılı. Benim ben bunu söyleyecek zaten otoritede bir isim değilim. Estağfurullah. Ama onu izlemek hakikaten acayip bir şey. O zeka, o kıvrak zeka, o anında cevap veriş çok altıma yalnız şey bağlamış. Şey İzlerken. Katina'nın elinde makas biçemez. Ha, ben kesiyorum. Kesin, hayır. Yani şeyimde de biçemezdir. Ha, olabilir. Ona... O şeyden, ne? Yaşlılıktan. Ya arada bir gidiyor çünkü. Geçen sene çünkü rahimim de Urbar'da, onu aldırdım. Hafızamı kaybettim. Onun için böyle şeyler olabiliyor. Hafızanızla ne ilgisi var? Ay yani? Çok ilgisi var. Yalnız devam edeyim mi çocuklar? Efendim? Ben çok isimlerle çalıştım. Biliyorsunuz. Evet. Beyefendiciğim. Eski Ajda Pekkan'la çalıştım bir dönem çocuklar. Ajda'yı ben tanıdığım zaman daha o burnundaki bel ayak parmağına gelmemişti. Ajda'nın beli yoktu. Karı uydurdu kendine bel yaptırdı. O zamandan beri biliyorum Ajda. Sen niye öyle? Senin haline bak zaten. Ha, seni Allah kahretmesin. Allah bana bulaşma. Şu haline bak. Şu, şöyle oldu? Bir döm seyirci görsün seni. Allah kankim aşkına şu ya. Haline bak. Şeye dönmüş. Ne olmuş? Almanya'dan yıllık izini, eltisinin oğlunun sünnet düğününe gelmiş Sivaslı karılara benzemişsin. Aa! Olmasın seni. Otur aşağıya. Yapıştım. Evet, hadi güzel. Bize bir dans daha et. Da, ama tek etme. Hayır. Aa, yok ben izin biraz vermem. Biraz. Neden? İzin vermem. Hayır ama sen yapacaksın canım. Ben iyi, benden istiyorsun. Evet. Ay. Peki. Sağ ol. Thank you.
katilenin elinde. Kesemez, ah kesemez, kesmesini bilmez. Yavrum gülüm katilen, getir keseyim, getir keseyim. Kesmesini bilmez, yavrum gülüm katilen, getir keseyim, getir keseyim. Beyhancığım çok teşekkür ederim. Çok çok. Nersi görüşmek üzere. Peki Seyfi Beyciğim, sizin hep tutumlu olduğunuzu falan da kapı gitti yani. Sizin hep tutumlu olduğunuzu falan da söylerler ya. Hakikaten öyle bir adım çıktı benim, evet. Tutumlu diye biliyorum. Daha doğrusu cimri diye bir adım çıktı. Şimdi yavrum, ben 37-38 yaşında sahneye çıkmaya başladım. Başladım. Düşün, daha başlayacağım, ilerleyecek, para kazanacağım, şu olacak, bu olacak. Ve sosyal sigortalarda memurdum. Bir iki sene idare ettim ikisini de. Baktım olacak gibi değil. Ve sanatçılığa karar verdim. Çünkü memur olarak geçinemiyordum. O zaman mecburdum. Önce bir ev alayım istiyordum. Onun için cimrilik yaptım. Ama şimdi... Ama o parayı biriktirmek için yaptınız. Evet, onu. O evi alabilmek için yaptım. Arkasından evi döşemek için yaptım. Yani bir müddet paramı hakikaten çok sıkı tuttum. Nelerinizden kıstınız mesela o evi yapabilmek için? Her şeyimden kıstım. Evin taksidini ödemeyi son taksitte ayakkabımın altı delinmişti. Dedim boş ver, taksidini öde bitir. Sonra gider 6 tane alırsın dedim. 6 tane de almadım cimrilikten, bir tane bir aldım. Bir tane mi? O yer etti mi ev peki? Delisiyim. Ev delisiyim. Bir de titizlik hastası. Titizmişsiniz çok. Temizlik hastasıyım. Yani sanırım. Bu herkeste olması lazım gelen bir şey. Hastalık şeklinde değil. Hastalık, hiçbir hastalık güzel değil ama temiz olmak, titiz olmak bence çok gerekli. Tabii ki. Mesela ben bir kadının evine yemeğe gittiysem, kadın da bana içli köfte yaptıysa ben önce tırnaklarına bakarım. Doğru. Tırnaklarına bakarım, eğer uzunsa hayatta o içli köfteyi yemem. Yemez. Çiğ köfteyi, pardon. İçli köfte değil, çiğ köfte böyle yapılıyor. Yani o tip şeyleri lokantalarda öyle... Sizin eve de galoşla giriliyormuş. Mu? Evet, galoşla giriliyor. Bunda şaşılacak ne var? Sokağın bir sürü mikrobu var. 4 katlı ev. Siz katta demedim. Mı oturuyorsunuz? Onun için demedim canım. Siz kat mı? Şey mi? Kat. Kat. büyük ev, temizliği de güç oluyor. Yani evet, evet öyle, galoşla giriliyor. Ya tabii canım, önemli olan yani öyle... temizliktir, ne bileyim. Benim de vardı mesela bir arkadaşım, birkaç tane vardı. Onların evine gitmeden önce içemezdim orada bir şey. Ne su içebilirdim, ne kahve içebilirdim. Alırdım yani, ya kutu bir şey, içecek bir şey alırdım ya da bir su alırdım elime, öyle giderdim. Ne içersin? Ay var şekerim, benim suyum deyip çıkartıp onu içerdim. Maalesef o oluyor var yani. Var o zaman, sende de var. O kadar değil. Ben de yemede içmede daha fazla var. Ha. Ya, öyle yani, siz nasıl bakıyorsunuz tırnağına? Ben de bir bakarım o evin düzenine yani, falan. Yani 6 ayda bir mi yıkanırsın? Onu demek. Ha, onu demiyorum tabii. Yani ki. Yemeğe çok dikkat eder. Bir insan ya temizdir ya değildir. Ya, temizimdir canım yani, öyle pis bir görüntüm var mı? Yok. Ama o kadar da elimde bez toz almam yani, hani öyle şey değilim. Ha yok. Ama dikkat ederim. Ben toz alınan yere toz aldım der, şöyle bir yaparım bakarım. Ha, çaktırmadan. Bunun toz alınmamış. O da fena bir şey gerçekten. Siz hep söylüyorsunuz ya, yani siz daha klasik batı musikisiniz. Öyle deniyor değil mi? Evet. Musiki. Musiki. Klasik Türk batı musiki. Gerçekten kaç tane şarkı biliyorsunuz mesela? Valla onun sayısını hiç bilmiyorum ama radyoda okunan klasik Türk müziği konserlerinde veyahut televizyondaki programlarda söylenen her şarkıyı biliyorum. Nereden öğrendim, nasıl öğrendim? Kimse öğretmedi bana. Dinleye dinleye çok geniş bir repertuarım var. Evet. Şimdi benim haddim değil. Çok evet. Affedersiniz ama. Şimdi biz Türk Sanat Müziği Antolojisi bulduk. Ve de içinden mesela Açıcıyım,
Eğer izin verirseniz siz tabii yani. Ki. Hani açayım. Mesela şarkının adını söyleyeceğim size. Siz bakalım o şarkıyı biliyor musunuz? Mu? Buyur. Yapalım mı? Buyur. Mesela açtım. Ben okuyabilsem zaten söyleyeceğim şarkıyı. Ver Saki tazelendi derdim bu gece. Saki mi o Saki mi? Ver Saki. 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 Tazelendi derdim bu gece diye bir şarkı varmış. Hmm. Ver Saki tazelendi derdim bu gece. Ah bu gece. Daha zor bulacağım. Pek revadır sevdiğim ettiklerin. Pek revadır sevdiğim ettiklerin. Hep böyle şey... Aa, bir dakika... Zorunu arıyorsun şimdi. Zorunu yani kendim bile telaffuz edemeyeceğim bir tane arıyorum. Dilhun olurum yağdı cemalinle senin ben. Ay nasıl ağzına yakışıyor. Ne demek mesela? Dilhun olurum yağdı cemalinle senin ben. Gerçekten şu şöyle bir koskoca kitap ya, bunun içinde kaç şarkı var bilmiyorum, bakmadım ama ya bayağı bir var çünkü kaç sayfa, 300 küsür sayfa. Vallahi seçtiklerini bildim hanımefendi, daha bilemem yani. Bakayım bilemediğimde bakayım. Vardır herhalde canım. Manada güzel, ruhta güzel. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin, tende güzelsin. Bulmaya çalışıyorum. Bu sabaha kadar sürecek mi? Bir tane daha sorayım artık. Sor. Yani hani istiyorum ki, yani hani başarısız olmanızı tabii istemiyorum ama yani hani bu kadar getirttik bari. Bir hani düşünmüyorsunuz bile. Vah bilmiyorum nasıl oldu da bunu bu kadar öğrendim. Kulak iyi. Hayır. Böyle bir programda daha böyle bir şey olmuştu bu şarkılar. Ve Ayla Büyük Ataman'la İnce Çayır'la telefon ettiler bana. Bunlar ikisi de dev isimdir. Benim gençliğimin dev isimleridir. Tebrik ederiz sizi. Konservatuardan mezun olan talebeler bile sizin kadar doğru ve içli okuyamıyor dediler. Ben bayıldım keyiften. Herhalde. Bayıldım. Herhalde yani. Sonuncusunu soruyorum. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Yani yanlış anlamayın. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün, ihtiyar oldum bugün. Bravo. Ayrıca Sabahcığım, bu neslin beni sevmiş olması benim için çok daha büyük bir müthiş keyif. Müthiş bir şey, müthiş büyük bir şey. Büyük bir keyif. Herhalde benim ilk sahneye çıktığım zamanlar hepsi 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarında çocuktular. Artık büyümüşler, hanım olmuşlar, büyümüşler, bey olmuşlar. Büyümüşler de stüdyo konuğu bile olmuşlar. Olmuşlar. Onlar daha
Zor beğenen bir kitle bu. Çok. Onu söyleyecektim size. Bütün sözlükleri taradık sizinle ilgili. Hani bütün sözlüklerde yani öyle hep de hoş şeyler yazılmıyor. Gerçekten bir tane kötü kelime dahi yok sizin hakkınızda, biliyor musunuz? Herkes tarafından çok seviliyorsunuz ve takdir ediliyorsunuz. Şimdi, muhteşem bir şey bu. Şimdi Sebacığım. Hey hey. Sen bir yapsana. Hey hey. İki dev sanatçı bir araya geldi. Türkiye'yi kahkahaya boğdu. Bir gömleğe bak, masa örtüsü. 7 yıl önceki müthiş görüntüler geliyor. Güldüğün zaman burnunun ağzına yak. Türkiye'nin gülen yüzü Seyfi Dursunoğlu'yla İmparator İbrahim Tatlıses canlı yayında nasıl atıştı? Daha hayatını anlat var. İstersen. Tamam. Seyfi abi lütfen konuşalım. Hayret bir şey. Seyfo. Bir konuşma hakkı kalmıyor ki. Seyfo. 42 dakika bitti. 45 Seyfocuğum. Canım. Seyfi Dursunoğlu'nun bile unuttuğu çok özel görüntüler. Birazdan Sabah Tümer'le bugün de. Dünyanın en iyi kadın sihirbazı seçildi. Değerli bir ödül çünkü illüzyonun Oscar'ı İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da ilk Türk kadın olarak bana verildi. Bir yandan da diğer önemi de benim için bu. Amerikalı ustalarının elinden illüzyon Oscar'ını aldı. Bir, iki, üç. Kartım sinek 8. Tek bir kart ters dönmüş. Bakayım ister misin? Gerçekten inanılmaz bir durum. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Türkiye'nin ilk kadın illüzyonisti İlkay Özdemir şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Seyfi Beyciğim, hiç sevdiniz mi? Evet. Evet, hayatımda bir kişiyi sevdim. Ama çok uzun süren bir beraberliğim oldu. Ne kadar? Bitmesi 20 sene falan sürdü. Evet. Bitmesinin nedeni ne biliyor musunuz? Ne? Benim huysuz virgin olmam için teşebbüse geçmek. O mu teşebbüse geçti? Anlamadım. Ha, sizin kendiniz için. Aa, nasılsın? Ah. Evet, ben o karara vardığım zaman beraberliğimiz bitti. İstemedi de mi bitti, yoksa yani ne oldu? Sabah, İzin mi ver? Ha, istemeyemiş olabilirsiniz. Hayır, ben yapacağım o zaman git yoluna demiş olabilir yani. Ya da siz yani, demiş olabilirsiniz. Hayır, ben de öyledim. O kabul edemedi bunu. Böyle bir şovu kabul edemedi. Ve bitti. Sonra bir daha istemediniz mi? Sevdim, köpek sevdim, kuş sevdim, karga sevdim. Zaten insan esaslı olarak hayatta bir kere seviyor. Ondan sonrakini hep mukayese ediyorsun. Hmm. Onu mu daha çok sevmiştim, bunu mu daha çok seviyorum diye. Gidenin yeri dolmuyor. Sonra hiç konuştunuz mu, görüştünüz mü? Evet, görüştüm. Görüştüm. Kadıköy Parkı'nda iyi ki de ayrılmışız. İyi ki de ayrılmışız. Bu kadar mı bir insanın fiziği bozulabilir? Bu kadar mı bir insan kendine bakmaz? Belki sizlikten oldu o. Siz olmadınız. Hiç sormadım. Ama gördüm. Keşke de görmeseydim. Aklımda o eski görüntüsü kalsaydı daha iyi olurdu. Konuştunuz mu? Hayır. Hayır, konuşmadım. Öyle gördünüz karşıdan. Sadece gördüm ve hemen terk ettim orayı. Fena bir şey o öyle yıllar sonra bir de o şekilde görmek. Ama öyle de gördüğünüz iyi olmuş. Daha çok daha iyi bir şekilde görseydiniz bir... İşte onu dedim yani. Şey iyi ki, yani iyi ki ayrılmışım dedim. Ama belki beraberliğim devam etseydi bu kadar kendini bırakan bir insan olmazdı. Nedenini sormadım. Ben de olabilirim. Evet, o da ay çok enteresan. Ben böyle enteresan aşk hikayelerini bir seviyorum. Peki sağlığınız, madem o bakamamış kendine, siz nasıl baktınız kendinize? Sağlığınız ne? Bunu iyi ki sordun. Ben gençlere özellikle ve izleyicilerime, televizyon izleyicilerime lütfen bu söylediğimi hiç aklınızdan çıkarmayın. Çok kolay bir olay. Hasta yaşamamak istiyorsanız, genç kalmak istiyorsanız bu söylediklerime çok dikkat edin çocuklar. Ve sayın izleyiciler,
salata yapılır. Maydanoz alırsınız, sapını keser atarsınız, salataya doğrarsınız. Hayır, o sap yıkanacak, suya konacak, kaynayacak, bir sürahiye dökülecek, her sabah aç karnına o maydanoz suyu içilecek. Ha, maydanoz suyu. Maydanoz suyu, dereotu suyu, brokoli suyu, kiraz sapı suyu. Bunlar... Bu söylediklerinizin hepsi hani biraz var. Bildiğim kadarıyla böyle su söktürücü falan vücuttan da. Yani büyük faydası var. İdrar yollarına büyük faydası var. Prostata büyük faydası var. Kalbin sulanmasına faydası var. Tabii ki bunun yanında yalnız bu insanı sıhhatli kılmıyor. Şuna çok dikkat edeceksiniz. 10 tane köfte yemek istiyorsanız 5'ini yiyeceksiniz. 5'ini bırakmayın, eve götürün, evde yiyin çocuklar. Yani tutun çok onu. Yemek yemek kötü. Bütün bunlara dikkat ediyorum ve beni sıhhatli yapıyor. Peki şey derler mesela 6'dan 7'den sonra yemek. Evet. Uyguluyor 5:30 6 yemeğimi yerim. Sonra aç yatıyorsunuz o zaman öyle bir. Hayır, niye ki? Ama saat 8 gibi falan meyve yerim. Meyve, birkaç tane fındık, birkaç tane ceviz, misafir yoksa varsa çıkarmıyorum. Hala. Adaya bir ekstraya gittim. Böyle sizin gibi gençler bir yer yapmışlar kendilerine. Böyle bu tarafta gençler var, bu tarafta normal müşteri var. Espri yapıyorum. Daha espri ağzımdan çıkmadan gençler alkışlıyor. Oradan ses buraya geliyor yaşlılara, ondan sonra anlıyorlar, onlar alkışlıyor. Onun için gençlerin karşısında program yapmak fazla dikkat isteyen çok bir şey. Çok dikkat isteyen bir şey. Çok cin gibiler hepsi. Peki, kızım spor yapıyor alt kere mu? Yedi. Sen. Evet, sen. En öndeki. Evet. 7 kere 15. İşte buyur. Orada bir arkadaş var. Deminden beri bir şey oluyor, böyle yapıyorsunuz. Beni zorla alkışlatmayın. Kendileri istiyorlarsa alkışlasınlar. Bunu özellikle rica ediyorum. Peki. Siz önce sana şunu sorayım. Keyif aldın mı programda? Çok. Yani sen dün de keyif almıştın. Ben alıyorum. Nasıl? Gülüyor musun, çünkü... geğiriyor musun? Ben tam anlayamıyorum. Söylemeyeceğim. Çünkü ben kendisini eğlendirmeyi seven bir tipim. Yani hani normal hayatımda da öyleyim. Hiç olmadık bir şarkıyı söyleyip falan kendimi eğlendiriyorum. Veya bir espri. Mesela siz burada yaptığınız espriye ben bir hafta sonra aklıma gelip de gülebilirim. Evet. Tedavi olmayı düşünüyorum. Onun için de öyle hani gülüyorum. Kendim keyif almaya çalışıyorum yani. Yok öylesin. Yani o güler yüzlüsün. İyi kötü ben senin gençliğini tahmin edebiliyorum. Ailenin bütün itirazlarına rağmen gezmeyi gider, eğlenen... Hiç itiraz etmezlerdi. Hep giderdim ama. İşte sonun onun için böyle. İyi ki de etmemişler. Vallahi çok memnunum onun için. Eden ailelere de böyle şey yapıyorum. Yani etmesinler, hiçbir şey kısıtlamasınlar daha iyi. Spor yapar mısınız? Yaparım. Yaparım tabii yani. Yani yürüyüş mü, koşu mu? Galatasaray'da futbol oynadım ben. Öyle mi? Evet. Forvet olarak? Hayır, Galatasaray kulübünde. Ha, kulübünde. Pavyonunda, Galatasaray'da. Galatasaray. Ha, Galatasaray. oynadım. Bir Galatasaray yani, var mı? Var. Dahası ne? Dahası. Peki Seyfi Beyciğim.
Şimdi tabii ki sizin hayatınızla ilgili çok şeyleri bilmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Bütün bunların hepsini. Ama yani sizi sizden dinlemek istiyoruz daha doğrusu. Mesela hayatınızı özetlerseniz bu kadar olan zamanı. Nereden başlarsınız, neler söylemek istersiniz, nereye gelirsiniz? Sabahcığım şöyle özetleyebilirim. Çok Trabzonlu bir ailenin 7 çocuğundan bir tanesiyim. Trabzon'u bilmiyorum. Çok küçükken İstanbul'a gelmişiz. Abilerim biraz haylaz diye babam beni yatılı okula verdi. O zamanın iyi ailelerinin gittiği Boğaziçi Lisesi diye bir lise vardı. Zeki Müren de oradan mezundur. Evet, sınıf değil. O lise değildi, ben ortadaydım. Öyle bir okula leyli olarak, leyli yatılı olarak yazıldım. Cumartesi günleri eve gelirdim. Pazar günü tekrar okula gönderilirdim, götürülürdüm. Kalabalık aile olduğu için herkes birbirine hadi git Seyfi'yi al okuldan, Seyfi'yi al okuldan. Akşam yemeğe oturulur, Seyfi yok. Herkes birbirine devretmiş işi. Kimse gelip beni almamış. Ben de ağlaya ağlaya beni alacaklar diye bekleyip uyuyakalmışım. Bu çok sık oldu. Çok böyle çocukken ev hasretiyle geçen bir çocukluğum oldu. Bir de benim bakımımı ablama vermiş annem. Ablam da biraz şeydi. Sert bir kızdı. Allah rahmet eylesin. Çok döverdi beni. Ama vurarak değil, ısırganla döverdi. Isırgan otunu böyle kağıtla tutardı, böyle bacaklarıma vururdu. Şortlar dikerdi bana kısa. O bacaklarım böyle kabarırdı. Ah, babam gelsin bunu göstereyim, ona kızsın diye akşamı zor beklerdim. Akşama kadar geçerdi, bir şey kalmazdı. Öyle de bir çocukluğum geçti. Yani çok güzel, çok aile sevgisi içinde büyüyen bir çocuk olmadım. Ablam da biraz şey davrandı, bana sert davrandı. Derken işte İstanbul'a geldik. Tahsilimin sosyal sigortalara torpilli olarak girdim. Orada çalışamayacağımı anladım. Parasızlıktan ölüyorum. Bir türlü şey yapamıyorum, geçinemiyorum. Bu arada abimle kavga ettik. Evden ayrıldım. Bir bodrum kat buldum. Oralarda yaşamaya çalışıyorum. Çok zorluk çekiyorum. Uzatmayayım. Tesadüf eseri bir şov işi çıktı bu huysuz. Beylerbeyi'nde amatör olarak yapardık. Bir gece kulübünde işe başladım. İstanbul'un en güzel gece kulübü diye bir kulüptür o. Orada işe başladım. 7 sene orada çalıştım. Oradan yavaş yavaş yükselmeye başladım. Bodrum katından çıktım. Bir kat aldım Cihangir'de. Oraya taşındım. Kendimi dünyanın en zengin insanı falan zannediyordum. Çünkü kendi paramla, emeğimle çalışarak aldığım bir kattı. Bir müddet sonra o kattan sıkıldım. Çünkü çok gürültülü bir kattı. Altunizade'de bahçe içinde bir ev buldum. Onu aldım. Onun tadilatını yaptım. Çok param gitti. Çok parasız kaldım. Eyvah, işe çağırmazlarsa mahvolacağım diye üzüntü içindeyken Ali Poyrazoğlu Yeşil Kabare'ye beni çağırdı çalışır mısın diye. İlk sene Ali Poyrazoğlu'nun verdiği fiyata peki dedim. İkinci sene bastırdım tabii, çünkü doldu doldu, boşandı. 7 senede orada çalıştım. Ondan sonra geçtim. Restoran biliyorsun çok mühim bir zamanın. Orada 7 sene çalışırken televizyon başladı. Televizyondan çok uzun programlar yaptım televizyonda. Ve iyi para kazandım. Ondan sonra deniz gören, havuzlu, güzel bir ev aldım. Allah nasip yaptırdım et. Daha doğrusu. Ben yaptırdım. Birazdan izleyeceğiz zaten evinizin. Öyle mi? Evet. Artık ezberledi insanlar evimi. Koltukların yerlerini bile biliyorlar. Ne değiştiririz? Yani eğer istiyorsanız gene de gösterin. Ve şey... Bodrum katında otururken şöyle bir laf etmiştim. Allah'ım bana gönlümce bir ev ver. Onu dayayım, döşeyim. Her istediğim gibi dayayım, döşeyim. Ertesi gün öleyim. Böyle bir laf ettim. Sonra oldu. Gönlüme göre bir evim oldu. Dayadım, döşedim. İşim biterse yukarıya alacak beni diye her gün bir iş çıkarıyorum. Evet.
Ve tabii yani çalışmak çok mühim. Çalışarak bunu elde ettim. Şimdi çok şükür Allah'a kimseye ihtiyacım yok yaşlılığımda. Her şeyi temin ettim ama bir baktım 80 yaşındayım. Çok affedersin. Rica ederim. Ara verebilir miyiz? Tabii. Size bir peçete alalım. Bir ara verelim Seyfi Bey. Biraz duygulandı. Reklam girelim, tanıtım girelim, bir şeye girelim. Ver bir peçete. Çok teşekkür ederim. Çocuklar özür dilerim. Müsaade istiyorum. Görüşmek üzere. Az önce gördünüz, kendi hayatını özetlemesini rica etmiştim kendisinden. Çok güzel bir şey. Çocukluğundan başladı. Çocukluğundan başlayıp işte bu yaşlarına geldiğini söyledi. 80 yaşına geldim fakat yalnızım deyince, artık her şeyimi istediğim her şeyi yaptım deyince biraz fazla duygulandı tabii ki, hakkı olarak. Beni de duygulandırdı kendisi. Hele Seyfi Bey'i böyle buralarından yaşlar akarken görmek gerçekten... Böyle yürekleri burkan bir şeydi ve kendisi izin istedi bir reklam arası vermemiz için. Fakat bizim Seyfi Bey ile ilgili en iyiler bandımız var. Bakalım Seyfi Bey gerçekten damgasını vurdu. Bütün şovlara damgasını vurdu. En iyileri hangisiymiş? Ekranların enerjik yüzü, Türkiye'nin huysuz virjini Seyfi Dursunoğlu'ndan şapka çıkarılacak performanslar. Ya gardişme hu asman ka tara hu. İşte en iyiler. Huysuz virjin yarışmacıyı öyle bir sırtladı ki... Huysuz halatla nasıl uçuşa geçti? Çocuklar, ne zannettim biliyor musun? Öldüm de cennete gidiyorum. Dans etmedi, adeta dayak attı. Seni bir yerden yere vurdum. İşte huysuz virjinin oryantal taklidi. Davulcuyla anlaşmış. 3 vurama vur, 4 vurama vur, 5 vurama vur. Tık 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 tık. Oryantali bu hale getirdiniz. Dans yetmedi. Bu kez de güreşe başladı. Böyle hissedilir. Tut beni, kaldır. Acı hissediyormuş içinde. Her tarafım dışarı çıktı, Allah kahretmesin. Büyük usta gençlere meydan okudu. Sahnenin tozunu attırdı. Thank you.
İşte uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performans daha. Ya gardiş me hu asman ka tara hu awara hu awara hu ya gardiş me hu asman ka tara hu awara hu Muhteşem Boğaz manzarası. Özenle seçilmiş mobilyalar. Şahane bir havuz. İşte Seyfi Dursunoğlu'nun Saray Yavrusu Evi. Başa ait ne varsa hepsi Seyfi Dursunoğlu'nun elinden çıkmış. Abajurlar bile. Seviyorum. Bir şey yapmak, bir şey imal etmek hoşuma gidiyor. Büyük Usta'nın evinden çok özel görüntüler. Şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Türkiye'nin ilk kadın sihirbazı, dünyada yılın kadın sihirbazı seçildi. İlkay Özdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız İlkay Hanım? İyi misiniz? İyiyim. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bugün ben sizi yeni yayının döneminde tebrik etmek için özel bir hediyeyle geldim. Bunu size Niksar Belediye Başkanı çok teşekkür ederim. Bir şaka falan yok gönderdi. Yok hayır. Niksar'dan değerli ev hanımlarının elleriyle hazırlanmış özel bir şey. Ay çok teşekkür ederim. Bugün buraya geleceğimi duyunca dün de kendisiyle görüşmedeydim. Şöyle göstereyim. Sabah Hanım'a göndermek istiyoruz bu bizim değerli eserlerimizi dedi. Çok teşekkür ederim yayından sonra güzel bir daha fukarası. Var kulisinize tokat yaprakları, salçalar falan da bugün geldi yani bayağı dolu. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Yılın en iyi kadın sihirbazı seçildiniz. Nerede seçildiniz, nasıl seçildiniz? Sihirbaz olmaya nasıl sorular arka arkaya geliyor? Buyurun, tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabii uzun bir süreç yani hemen birden olmadı 2002'den itibaren. Kaç yılında var? Nasıl merak sardınız? Ya, hiç yoktu bende merak salmak. Hatta ben sevmezdim, sihirbazları da sevmezdim, illüzyon sanatını da sevmezdim. Kim izliyor bunları yani, nasıl tanıyorlar, nasıl aa falan diyen bir çocukluk geçirdim. Kim aklınızı çevirdi? Üniversite yıllarında harçlıklarımı çıkarmak için öğleden sonra da çalışabileceğim bir iş yerine girdim, bir psikiyatri kliniğine. Ama zaten orada çalışmak, o kadar 9 tane psikiyatriste çalışmak zaten sihirli bir şey. Bir de bizim sihirbaz, yani en ünlü psikoterapistlerimizden bir tanesi de çok değerli bir ustaymış. Selim Başarı, baktım hoca, bizim Selim Bey, sihirbaz. Böyle bir iki oyun derken. Ha şu karttan çek işte sinek 8 çıktı. Ama falan. ben şeyi bilmiyorum ama hani sinek dediklerinde, yani kupa dediklerinde bilmiyorum. Arkadaşlarımı arıyorum yani. Ha kupa, karo, sinek bilmiyorsunuz onun isim verin. Siyah. İşte kalp şeklinde bir şey var, neydi o, maça İlkaycığım falan diyor. O şekilde kalp sihirbazlığıyla başladı. Ne kadar da peki ilk, yani Türkiye'nin ilk kadın sihirbazı unvanını aldınız? Ya aslında kadın olarak ayrılmak konusunda bayağı bir üzüntüm var. Yani hani kadın ressam, kadın yazar, işte kadın diye ayrılmak çünkü sanki kadınlıktan dolayı başarı elde edilmiş gibi oluyor. Neden canım? Kadınınıza gurur duyun. Öyle şey yapacağınıza. Çünkü yarışmalarda mı 40 yıldır artmış. İyi ki kadınız. Tabii orası öyle. Değerli rahmetli Erdinç abimiz söylemişti ama ilk olarak tabii benden önce de daha önce çalışan arkadaşlarımız varmış tarihte. Hani bunu da söyleyen ustalarımız Türk Büyük İllüzyonistleri oldu. Sanırım ilk hani sihirbazlıktan yetişen benim. Hani diğerleri daha çok partner, asistan. Çünkü hani daha sonradan gelişen, hani profesyonelleştikçe çıkan bir peki bize bir şeyler yapın. Bir çok isterdim. Numaralar falan. Çok isterdim de ben size o kadar hediyeyi taşıyacağım diye malzeme getirmeyi unutmuşum. İdare edin artık siz de beni. Edemem, yapacaksınız bir şeyler canım. Olur mu öyle şey?
Yanmış gibi yapalım. Olmaz mesela mı? Küpenizi kaybetmiş gibi yapın. Üzerinizde maşallah kaybedebileceğiniz bir sürü şey var. Bunu da ben çok değerli bir bit pazarından aldım. Eski bir gerçekten saat bu. Evet, hoş. Böyle araştırırım her şeyi. Peki hayal edelim o zaman Sabah Hanım, ne olacak? Edelim. Yani hayat, evren, yani bizim içinde bulunduğumuz şey bence hayalle gerçeğe dönüşüyor. Sihirbazlar nereden besleniyor derseniz, sihirbazlar önce hayal ediyor. Yapamayacaklarını düşünüyor, sonra gerçeğe dönüştürüyor. O yüzden ben şimdi size şuradan bir deste iskambil alayım. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Uzatayım onu size. Hatta atayım şuradan, siz yorumlayın. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Çıkartın onun kutusundan. Çıkarttım. Kutuyu alayım ben. Buyurun. Karıştırın şimdi desteği. Pişt pişt pişt. Şöyle havaya doğru yaymanızı istiyorum. Ben gideyim isterseniz. Burada 52 tane kart var. Evet. Görüyorsunuz değil mi o kartları? Evet. Bu kartlardan herhangi birini kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim ama ben arkamı dönünce. Tamam. Yani ben bakmayayım. Çektiniz mi? Çektim. Bugün kendimi gerçekten deli hissettim. Herkese gösterir misin Sabah Hanım? Lütfen ben görmeyeyim. Kameraya gösterin. Gösterebilirim. Hangi kameraydı arkadaşlar? Üç mü? Üç numaraya gösterin. Hangisine göstereyim, sana göstereyim. Seçtiğiniz kartı ters bir şekilde destenin içine koymanızı isteyeceğim ama hemen değil. Önce olmasını istediğiniz bir hayalinizi düşünün. Ha. Hepimizin umutları var değil mi? Hepimizin hayalleri var. Bir dakika, zaten ben düşünmeyeyim. Bütün izleyicilerimizin adına düşüneyim. Bütün izleyicilerimizin hepsi bir niyet tutsunlar o zaman. Evet, evet. Şimdi hemen akıllarına ilk gelen şeyi bakalım. Ne olacak ya? Şu hayal nereye gidecek merak ediyorum. Ne hayalleri yapacağım? De alıyoruz. Hayalleri, bütün hepinizin hayallerini alıyorum. Kartın yanına koyuyoruz. Ters çeviriyorum ve kartların içine koyuyorum. Topluyorsunuz desteği. Topladım. Karıştırıyorsunuz. Bir kontrol edin, kartınız içeride ters duruyor mu? Evet. Tamam. Tekrar karıştırın. Şöyle kutusunu vereyim ben size. Kutusunu yerleştirin. Kapağını kapatmanızı rica edeceğim. Kapattı. Bu boş keseyi görüyor muyuz? Şimdi bu destenin içine atmanızı isteyeceğim ama hemen değil. Üç buradan deyince mı oraya atacağım? Tabii. Siz şahatınızı bozmayın. Ben masrafsız sihirbazım. Üç deyince. Bir, iki, üç. Atın. Basket. Vay! Üç sayılı kaldı. Yani sadece gülerek mutluluğuyla değil, gücüyle de insanları ya nasıl eğlendirdiğiniz, yani güçle ve tak bir atışta. Şöyle bir atı ver. Sabah Hanım, hayalinizi değil, sizler de hayalinizi değil. Sadece kartınızı söyler misiniz? Kupa papaz. Kupa papazını. Ne yaptınız? Onu çektim. Destenin içine. Yerleştirdim ters bir şekilde. Kupa papazını, evet, destenin içine ters bir şekilde koydunuz. Evet. Bu destede bütün kartlar açık değil mi? Açık mı? Açık. Ama tek bir kart ters durmuş. Evet. Bakmak ister misiniz o kartı? Yok artık. Bir şey soracağım. Bu herkesin, bu herkesin aslında hayali. O yüzden bir şeyi çok iyi niyetle istersek mutlaka anında gerçekleşir. Herkesin hayali değil, bir kupa papazı mı? Ya, değil canım, şaka yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim, şimdi ilk ayın hep sinirim bozuldu. Neden? Yani şimdi bu mesela nasıl olabiliyor? Yani nasıl olabiliyor da gerçekten? Aslında şöyle bir gerçek var. Sihirin, yani sihirbazlığın sırlarını. Hayır, mesela onu belli ki daha önce oraya ters bir şekilde konmuş mu? Ne olmuş yani? Ben nasıl tamam olabiliyor? Açıklıyorum. Düşünce bugün, gücü mü? Bugün ne ilk bu defa açıklıyorum. İzniniz var mı? İstiyorsan açıkla. Tamam. Kuliste anlaşmıştık ya, kutu babamı çekeceğim dediniz. Benim izleyeceğim, hem öyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Onun için gerçekten kalkıp da öyle hani aman yalandan atıp yok artık falan şov yapabilecek tipte de bir insan değilim. Bence. Nasıl oluyor bu ya? Yani bu. Yani hani nedir bu yani? Tabii bunun teknikleri var elbette. Yani hani bizde. Gerçekten sinirim bozuldu. Cemil Yılmaz'ın bir lafı var. Yani. Hani gerçekten de sihirbaz olsak işte peygamberimizi ilan ederdik. Peygamberiz diye dolanırdık. Öyle bir şey yok. Ama biz. Tabii ki sizin görmediğiniz algıda yanılsama dediğimiz, zaten yanıltma sanatı dediğimiz şey bu. Yani illüzyon sanatı bu. Sizin düşünmediğiniz başka bir yerde biz devreye giriyoruz. Size, bizim amacımız sihirli bir an yaratmak. Siz az önce dediniz ya,
Nasıl oluyor bu ya? Çünkü sadece çocukken diyordunuz onu. Nasıl tamam. yani? Çocukken diyordunuz. Yani işte hayallerimize her şey yaratabiliyor muyuz yani bu şekilde? Keşke her şey bu kadar büyüdükçe kolay olsa. Büyüdükçe işte bizim için uzaklaşmaya başlıyor. Ay izleyicilerimiz haber versinler. Tuttukları niyet gerçekleşirse falan bizi arasınlar, sorsunlar, e-mail atsınlar, tweet atsınlar, bir şeyler yapsınlar. Merak ederim ben şimdi ne oldu, kimin dileği gerçekleşti falan diye. Ama ben aslında sihirbazım. Sadece tek amacım size sihirli bir an yarattım. Ama olsun orada şimdi ona inanıp bir evet. niyet önemlidir biliyorsunuz. Şöyle ona bir şey niyet oluyor. Etmek de şey. Para evet. kazanıyor musunuz? Artık kazanıyorum. Yani epey bir zaman gerçekten de çok bedel ödedim. Yani bir sihirbazın para kazanması için siz sihirbaz mı demeyi sevmiyorsunuz? Yok sihirbaz demeyi seviyorum. İllüzyonist demeyi sevmiyorum. Neden? Çünkü illüzyonist çok yanılsamacı olarak dönüyor Türkçe'ye. Ve hani ben Türkçe kullanmayı tercih ediyorum. Ha, sihirbazı tercih evet, ediyorsun. Evet hani illüzyonistim demek tabii ki güzel bir şey ama yanılsamacıyım demek. Hani yanılsama sanatı yapıyor. Ama sihirbaz daha sihirli geliyor. Tamam. Ne soracaktın? Para kazanıyor musun? Para kazanıyor çok musun? Fena. Ha, bir sihirbazın yani para kazanabilmesi için sizin gibi mesela yılın sihirbazı mı seçilmesi hayır, lazım? Hayır, hayır. Yani o bu çok, bu unvanı almadan önce de siz kazanıyor tabii, muydunuz? Zaten onlar besliyor sizi. Ben biraz şanslı bir sihirbaz olarak maşallah, yetiştim. Ne güzel. Yani belki hayatta hep ben kadere çok inanıyorum. Yani 20 yaşından sonra Selim Bey'le tanışmak, çünkü işletmede devam edip, haklı ilişkilerde, reklam sektöründe bir şeyler yapmak gibi hayallerim vardı. Aslında onu yapıyorum şu anda çaktırmadan. Yani sahnede de yeni insanlarla ilişkiler, yeni organizasyonlar aynı şeyi çağrıştırıyor. Klasik sihirbaz olduğunuzda belki olamayabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de yıllardır duran bir şey var. Benim meslektaşlarımdan da kaynaklanan hatalar, seyirciden de kaynaklanan hatalar. Mesela ben parasız kaldım ama sünnet gününe gitmedim. Doğum gününe gitmedim. Gitmeme sebebim doğum günü olduğu için neden? Değildi ama. Profesyonel sahne olmayan bir yerde ben sahne almam. Siz yani, de böyle şeyler yapıyor musunuz? Hani o bir kutunun içine girer tabii insan. Yapıyoruz ama onu her kesiyorlar, biçiyorlar, döndürüyorlar. Mesela burada kız kesmiyorum. Çünkü o 500 kişilik sahnede o kız kesilir. Ama ben kızı da kız kesmek için kesmiyorum. Mesela ağaç kesme... Kız kesme. Evet. Adamı kes ya. Bir ağaç kesme firması için kız kesiyor. Değil mi? Adamlar kızı mesela. Kesiyor, kızlar kızı kesiyor. Ne bu? Yapsana. Hey hey. Sen bir yapsana. Hey hey. İki dev sanatçı bir araya geldi. Türkiye'yi kahkahaya boğdu. Giydi gömleğe bak. Masa ört. 7 yıl önceki müthiş görüntüler geliyor. Güldüğün zaman burnunun ağzına yakın. Türkiye'nin gülen yüzü Seyfi Dursunoğlu'yla İmparator İbrahim Tatlıses canlı yayında nasıl atıştı? Daha hayatını anlatır sen. Tamam. Seyfi abi lütfen konuşalım. Hayret bir şey. Seyfo. Benim konuşma hakkı kalmıyor ki. Seyfo. 42 dakika bitti 40 dakika. Seyfocuğum. Canım. Seyfi Dursunoğlu'nun bile unuttuğu çok özel görüntüler. Şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Kupa papazı gibi İlkay Hanım'la bir şovlar, bir sihirler yapmaya devam edeceğiz. Ama şimdi çok başarılı bir kadını daha davet ediyorum. 2011 Türkiye Kadınlar Vücut Geliştirme Şampiyonu Işıl Okan Aktan. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Buyurun, geldim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar... Işıl'ım, gelişseymişsiniz. Evet, gerçekten... Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İçeride beklerken biraz üzüldüm. Huysuz Hanım'a çok üzüldüm. O Seyfi yalnız Bey'e. Değil. O yalnız değil. Evet, Seyfi Bey'e çok üzüldüm ve çok seviyorum kendisini. Hepimiz çok seviyoruz, öyle değil mi? Hepimiz çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. O bir tane hepimiz için. Sizi böyle alalım. Tamam, teşekkür ederim. Birazdan size de... Bak sıkıyorsa ona yaptı sihir. Ben işi biliyorum galiba. Bence de galiba. Nasıl, nereden vücudunuzu böyle geliştirmeye? Şimdi... Normal, bildiğimiz muhabirsi. Bildiğimiz dedi. Yani bildiğimiz kadınsınız zaten en başında. Şimdi...
Muhabirlik yapıyorsun. Sonra bir anda geldiler mi oradan oraya koşuştururken şimdi, o muhabirliğin gerginliği içerisinde? Sabahcığım şöyle ben özetleyeyim istersen. Öncelikle sporu çok seviyorum. Geçmişten beri beni arkadaşlarım çok iyi bilirler ki her daim bir sırt çantasıyla dolaşırdım. Hatta bununla ilgili bir anım da var. Daha önce koşu yaptım. Atletizmle uğraştım. 7 sene handball oynadım. Şöyle bir anım var. 1 Mayıs olaylarını takip edecektik. Orada biliyorsun ki 1 Mayıs'ta bazı yollar kapalı olur. Ve kaset almamız gerekiyordu ama kasetin alınması için arabamız İnönü Stadyumu'na gidemiyordu. Bizim de iş yerimiz Harbiye'de. Bana müdürüm döndü dedi ki Işıl'cığım senin yanında her zaman vardır bir spor ayakkabısı. Lütfen dedi bir koşu git onu al. Şaka. Bir koşu git. Dolayısıyla hemen ayakkabılarımı çantamdan çıkarmışımdır. Yürüyüş yaparım, koşu yaparım. Madalyalarım var bu konuyla ilgili atletizmde. Hemen bir koşu o kaseti aldım, getirdim. 11 yayınına sokmuştum. Herkes teşekkür etmişti. Tamam, size hadi. De haber atlatmıştık bu arada. Bunu da söylemiştim. Biz mi? Neredeydim ben o zaman? O kadar kanal gezdim ki. Allah bilir hangi kanal. Ben Show TV'de değildim. Hayır, o zaman. Hayır, burada mıydım? Evet, yuvadaydım yani. Evet. Peki peki tamam, koşmak, yürümek falan evet. Onlar daha normal de ama bu vücudu geliştirmek falan. Bir sıkar mısın? Şimdi şöyle mi yapayım size bilemiyorum. Ay yap bakayım kamera şimdi göre. Şimdi açık söylemek gerekirse bu gördüğünüz dönem bulk dönemimiz. Ben aslında sizin özellikle body giymem isterdiği için giydim ama şunu söylemek istiyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Off season, on season olayını da açıklamak istiyorum. Şu anda off musun? Off season'dayız. Yani off season'da biz kaslarımızı geliştiririz ve daha sonra definasyon dönemine de yarışma döneminde hazırlanırız. Dolayısıyla off sezonda kendimize bakarız. Mesela az önce ben fıstık yiyordum. Hani 8 kilo şu anda yarışma formunun üzerindeyim. Ama bu formda kalmak istiyorum. Biraz yağlı, biraz da kaslarımı daha iyi bir definasyonda oluşmak için. Ya. Tabii ki. Bu çıkmış yalnız. Şunu yerleştirmemiz o lazım. O kaslardan tepti herhalde. Dışarı çıktı, dayanamadı evet, kaslara. Evet, rica edeceğim Sabahcığım. Ben de şimdi beceremeyeceğim galiba. Bu ters duruyor. İşte, biz ters takıyormuşuz. Acaba olabilecek bir de bana mi? Sihir yaptıracak bakma. Bir şimdi şey size nasıl, şöyle mi göstersem acaba? Bilemiyorum. Ben de mi göstersem? Arkadaşlar nasıl gösterebilirim bilemiyorum ama önemli olan şu görüntü değil. Önemli olan ne biliyor böyle musunuz? Böyle geniş miydi hep senin omuzları? Tabii yoksa tabii. Tabii. Sonra mı genişledi? Şimdi, benim 25 senelik bir sporcu kimliğim var. 25 senedir spor yapıyorum arkadaşlar. Bazıları soruyor hani bu spor diyorlar hap, iğne. Kesinlikle katılmıyorum. Bu spor yavaş yavaş gelişerek yapılabilecek bir spor. Açayım mı? Yok aslında açılmasına gerek yok ama şuralarda yine kaslarım vardır diye düşünüyorum. Yine de göbek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burada stüdyoda birçok genç var. Evet, popo için hemen bir hareket göstereyim mi? Göster. Şimdi lanç biz kadınlara hareketimiz. Mı gösteriyorsun? Kadın, yapalım. Erkek. İnanın erkekler salonlarda daha fazla çalışıyor. Ben artık buna bir şey bulamıyorum, bir neden bulamıyorum. Bütün bayanlar salonlardan kaçıyor. Bütün yaz tek başına spor yaptım. Şikayetçi. Yazın erkekler de yok da ondan gitmiyorlar. Hiçbir şey. Şimdi artık moda spor salonuna gidip koca buluyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim mi? Ben evde nasıl yürüyorum? Mesela size bunu göstermek istiyorum. Neden sevilet yok? 8 yaşında bir oğlum var. Bunu belirtmek isterim. Maşallah. Allah bağışlasın. Ve bu yaşta da milli sporcu oldum. Ama evdeki yürüyüşüm. Ya da salonda. Başlıyoruz. Hayır. Şaka değil. Şaka değil. Düşünsene bunu ben tuvalete gidiyorum için. Mesela. Ben böyle yürüyorum arkadaşlar. Mesela böyle mi gidiyorsun tuvalete? Canım istediği zaman bu şekilde yürüyüş yapmanız gerektiğini söylüyorum gün içinde. Tabii neden olmasın? Evet, devam. Çok güzel. İlk yapış sebebi ağrı. Şimdi bu hareketi deneyin. Yerinizde de yapabilirsiniz. Lunch deriz biz buna. Ve dolayısıyla tüm... Bunu ne için yapıyoruz? Popo kalça, için. Kalça, tabii. Kalkın. Popomuzu toparlayacağız. Bu popoyu toparlamak için şu şekilde olduğumuz yerde de yapabiliriz. Mesela dizi seyrederken falan böyle seyretmek tabii, lazım aslında. Şampiyon nasıl oldum? Dizi seyretmedim. Bu bir. Dizi seyretmedim. Bak ama diziyi böyle ama. Yaparak sen mesela seyrediyorsun Muhteşem Yüzyıl'ı. Muhteşem. Kaptırırım. Ha, o işte zaman. O kaptırma. O zaman hiç durmadan devam. Hiç durmadan devam. Ve bir bakıyorsunuz ki o selülitleriniz bir tarafa gitmiş. Bolda su içiyoruz.
Bu iki harekette ay çocuklar yarın düşünsene bütün izleyici akşam kocası evi geliyor tuvalete gidiyor. Evet. Hanım bana çay yaptı böyle böyle geliyor yine. Aslında hiç fena fikir değil. Bunu da başarabilirim ama yine de işimi yaranamadım. Bir de dökmeden getirirsen her şeyi yapabiliyorum ama sihirbazlık hariç. Ay ama süper ya. Böyle çok, bir durum. Çok güzel. Peki ne yiyorsun ne içiyorsun? 10 döneminde yani hani şey yaptığı şimdi, dönemde. Oturabiliriz istiyorsan size... ya da sen. Ha, tabii böyle ki. Kalamıyorum fazla şekerim hayatım. Şimdi ne yiyip ne içiyoruz? İşte sorunun altın soruyu sordun. Öncelikle off season, on season dedik. Şimdi off dönemde biz karbonhidratı fazla yiyebiliyoruz. Basit karbonhidratlar alabiliyoruz. Bu dönemde açıkçası biz dinleniyoruz. Ama sporumuza devam ediyoruz. Ve şunu da söyleyelim. Peki yediğin dönemde mesela protein mi devamlı? Yani hani yumurtaymış, etmiş falan filan. Şimdi süt. Şu dönemde de protein alıyorum. Ama %50. Örneğin karbonhidratımı arttırdım. Vücudumu dinlenmeye çektim. Ama yarışma döneminde %70 protein, %20 karbonhidrat, %10 yağ gibi bir durumda devam ediyorum yaşamımı. Ve şu anda da görüyorsunuz ki metabolizmam hızlı olduğu için bakıyorum hiç terleyen var mı? Stüdyoda yok. Ama kas bedeninde... Metabolizma hızdan mı terler? Değil. Ondan mı? Metabolizma hızdan mı terler? Şimdi bakıyorum aynı sizlerde pek ter yok gördüğüm kadarıyla ama... Spor yapan insanın sürekli... Ben nasıl terliyorum sen gör. Ama kaçıracağız hareket de şırıl yaptım. Şırıl herhalde onun da hızlandırmış olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Spor yapan insanın hücreleri bölünür. Spor yapan insanın cildi yaşlanmaz. Spor yapan insanın selüliti olmaz. Kaç yaşındasın? Ben 37 yaşındayım. Maşallah. Ekim'de 38'e giriyorum. Maşallah. Teşekkür ederim. Göstermiyorsun. O da benim gibi. Bak Ekim'de bir ay kaldı. 38 demiyor. Hadi hemen kısa bir gösteri alalım. Ben de öyleyim. Çok iyisin. Tam bir gün önceye kadar o yaşımı söylüyorum. Bu sefer dedim beraber ortak bir şey yapacağız dedim size. Sadece bu zarfa sahip çıkmanızı istiyorum. Okuyayım mı? Hayır. Sahip çıkın. Şurada kalsın. Açmayın içini. Elinizde tutun. Sizden de şunu istiyorum. Şu göstereyim. Elimde benim çok değerli bir kitap var Ömer Hayyam'ın. Burada da bir sürü sihirli dörtlükler var. Evet. Rubailer var. Ben bu sayfaları tararken bana bir yerde dur demenizi isteyeceğim. Tabii. İstediğiniz zaman kameramızda görebiliyor mu? Çok tamam. Heyecanlandım şu anda. Bu şekilde tarayacağım sayfaları. Bana bir yerde dur deyin. Tarıyorum. Dur. Burada mı? Evet orada. Tamam. Dur dediğiniz yerde durdum. Durdunuz. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. O sayfa numarasına bakar mısınız? Tabii aklınıza baktım. Tutun. Son dörtlüğü okuyun lütfen. İçinizden. Ve son kelimeyi aklınıza tutar mısınız? Tabii. Sabah Hanım siz de. Son dörtlüğe bakın. Gördünüz mü? Son kelimeyi de aklınıza gördüm. Tuttunuz mu? Sayfa numaramızı gördük. Çok gördüm. Güzel çıkmış. Aman. Emin misiniz? Neye? Gördüğünüz şeye. Gördüm. Evet 69. sayfada. Şaka gibi. Ben de zaten sayfa numarasını bilecektim. Gerçekten tekrar vermişim. 69 mu demiştiniz? Hemen bakalım. Soracaksın 60... herhalde zaten ne bileyim ben. Ya evet soracaktım işte. Siz de bildiniz. Ateş bastı. 69 muydu? Gerçekten sıcak. 69 değilmiş ki. Metabolizma hızlı. 69 değil mi sabah? 69. Hayır değilmiş. Nasıl burada değil? Öyle bir sayfa yok çünkü. 69'du. Bakın. Şaka gibi 69'du. Hayır 69. Bana bak döverim seni. Bir dakika sayfa kaç? 69. Bu kaç? Bu kaç? Burada 68'den 71'e geçmiş. 69'da 70. Elinizdeki o zarfa bakar mısın? Hadi aman gerçekten ya, evet, mi ya? Evet çok tuhaf bir durum. Aman işte 69 ya. Ya nasıl oluyor ama? O sihirli dörtlüğü okur musunuz bizim için? Vay. Bence bu da yaşamak elindeyken bugüne bugün... Niye diye bırakır yarını düşünürsün? Ha ne diye bırakır? Ay bir daha alayım. Yaşamak elindeyken bugüne bugün. Ne diye bırakır yarını düşünürsün? Geçmiş gelecek kuru sevda bütün bunlar. Kadrini bilmeye bak avucundaki ömrün.
Ne güzel. Bravo. Çok teşekkür. Aslında gördüklerimiz değil hayat. Gördüklerimiz ne kadar gerçek de olsa yaşamın o sihirli kelimelerinde belki de söz uçuyor ama yazık alıyor. İşte bu bir kere daha ispatı. Evet. Sevgili Ömer Ayman'ın bu güzel dizelerinden çok, diyorum. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ikinize ederim. Gördün ya. Kesinlikle. Ben tepkimi veremiyorum acaba. Yani. Nasıl beraber biz gösteri yapacağız? Ben sahnede yanarım o zaman. Evet yani düşünebiliyor musun? Ya da bir gün beraber çıkalım. Ben yapamam. Ben yani komedi anlayamıyorum. Ben çözmeye çalışıyorum. Sonra kafayı yiyorum çözmeye çalışırken. Çok ama çok başarılısın. İçine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Işıl'cığım. Sana da çok çok başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Tüm İnşallah en yakın zamanda Nisan'da Avrupa derecesi getireceğimi söyleyebilirim. Yeni derecenle tekrar bekliyoruz o zaman. Çok çok o season'da görüşürüz arkadaşlar. O geliyor. Kantolarıyla geliyor. Dillerde marş olan klasik şarkılarıyla geliyor. Sahne şovlarıyla, sivri diliyle geliyor. Oryantali bu hale getirdiniz. Huysuz Virgin Sabah Tümer'in yanına geliyor. Şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Onu ne kadar zamandır ekranlarınızın başında bekliyorsunuz. Ben de hafif bir tedirginlik var tabii. Çünkü demiş ki Sabah'ı mahvedeceğim demiş. Ne yapacak diye çok merak ediyorum. Böyle bir hani eyvah ne olabilir diye günlerdir düşünüyorum ne yapabilir diye ama o huysuzdur her şeyi yapar. Huysuz Virgin! Ne güzel böyle başkaları çalışsın. Sen parayı al götür eve. Aynen öyle. Buyurun. Ayol. Bizim zamanımızda alkış sesi gelirdi. Hiç böyle bağırmalar yoktu değil mi? Onlar birbirlerini çimdikliyorlar galiba. Onlar evet, bir şeyler bağırıyor. Oluyor. Bir şey, ne oluyor orada? Evet sanki nedense o bir ses çıkartma ihtiyacı hissediyor. Yok muydu eskiden? Eskiden yoktu hanımefendi. Eskiden böyle kibar kibar alkışlarlardı. Eskiden böyle senin tipler de geçerli değildi. Öyle mi? Boyu 1.70 olmadan yüzüne bakmazlardı kadına. Ya. Tabii ki. Ama Allah vergisi yapabileceğim bir şey yok yani. Var. Ne yapacağım? Uzattır kendini. Nasıl? Böyle tutuyorlar, alet bağlıyorlar. Böyle uzuyor. Uzuyor mu? Bir bak bir hafta sonra ben geliyormuşum 1.70 buraya. Yadırgarsın. Yadırgarım. O kadar yükseklik kompleksi var bende. Öyle mi? Siz mi diktiniz üstünüzdekini? Çok şıksınız. Biraz nazik olur musunuz? Pardon? Öyle evi olan karı elbisesini kendi mi diker? Ha bilemem. Bilemem olabilir yani bir de bir sen kendin mi? Sen iğne tutmasını bilmiyorsundur. Ya pek düğme dikiyorum. O iyi yeter. Yeter. Her gün herifin böyle gömleğini çatır 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 aç otur dik. Ondan sonra dik tabii. Dikebiliyorum. İşte onun için almadılar seni kaldın evde. Kötü kadın değilsin. Çirkin değilsin. İyi kızım da. Kız mısın? İyiyimdir yani. Ha 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 ha
alırlar inşallah bir gün. Hiç zannetmiyorum. Ama ben de çok... Eğer İzmir'de yatırım yaptıysan belki olur. Ama yok, İstanbul'da da oluyor. Ben duyuyorum. 3 senelik beraberliğimiz var diyor. Sonra 2 gün sonra çıkıyor, beraberliğim bitti diyor. Sonra... Ama o beraberlik de seviyeli değil mi? Öyle diyorlar, seviyeli bir beraberliğimiz var. Yani bilmiyorum, orada seviye nasıl olur onu bilemiyorum. Ben de bilemediğim için soruyorum. Benimki hep seviyesiz ben. Oldu da. Ya en güzeli. Ondan sonra birinden tanışıyor. Yeni bir arkadaşım var. 2 aydır beraberiz. Aradan birkaç zaman ayrıldık. Geçinemedik ama birbirimizin hakkında konuşmayacağız. Değil. Arkadaşız, birbirimizi severiz. Sonra tekrar bir beraberlik, sonra da onu biri alıyor. İşte ben ona şaşıyorum. Aa, ne var bizim, bunda canım? Aa, bizim zamanımız. Sizin da... zamanınız dediğiniz kaç yıl oldu o zaman? İyi, oldu da milenyum, namus mu değişti yani? Ne değişti? Değişen... Milenyum çağına geçtik artık. Anladım, milenyum çağında olmak yani. Demek herkes de fanfinfon mu demek ha? Hayır ama yani fanfinfon. Ayo, bunların akılları yok. Mesela bu kadar güzel kadınsınız, hoş kadınsınız, cilveli kadınsınız. Öyle flörtöz değil mi? O niye o omuz ha düşecek. Çünkü niye biliyor musunuz? Neden? Şimdi o zamanlar kiloluydum. Evet. Bir tek oradan kesiyordum. O kilo hani yoksa ki o kollar her taraf çıkmıyor. O en iyi dekolteyi oradan veriyordum da ondan. Ha öyle iyi. İtiraf da ediyorum bakın. En iyi dekolteyi oradan veriyorum. Evet. Yani oradan böyle bir hoşluk oluyordu. Biraz daha bir tarz dikkatli oldu. Konuşur musun? Peki. Peki onu diyecektim. Siz bu kadar güzel kadınsınız, hoşsunuz, cilvelisiniz ve flörtöz değil misinizdir? Yok. Ben akıllıyım. Bak bugüne kadar hiçbir şeyim duyulmadı. Çok doğru. Hiçbir sansasyona da karışmadım. Hayır siz. Karışmam. Aptal neden? Mıyım ben? Nasıl? Bahçıvan var elimde. Bir tek sizin bahçede mi çalışıyor? Bir tek benim bahçemde çalışıyor. Benim bahçede çalışıyor. De yetiştiremiyor. İşi yetiştiremiyor. Hayır komşuya falan gitsek olur. Tamam. Bunları da alkışlamasından program yapamıyor. Evet, biriktirin, biriktirin. Biriktirin. Sonda alkışlayın. Vallahi ay çok İyi olur. Ki ben söyledim de sen akıl ettin. Sen saçlarını yaptırmadın mı bugün? Yaptırmaz mıyım? Ay çok yataktan kalkmış gibi. Ya çünkü ne oldu biliyor musunuz? Şu arkaya koyduk ya bu şeyleri mikrofonla. Ha. İnterkom. Onun için o saçları toplamak zorunda kaldık falan. Beğenmediyseniz açayım. Aç tabii ya. Aa. Bakayım. Açarım yavaş. Peki bu arada ben saçımı açarken siz devamlı diyorsunuz işte evinizin bahçesi var çok güzel. Aha. Evinizden bahsediyorsunuz. Lorenzo Lamas'a benzediği için o kadar para verip daha pahalı bir iç mimarı evinizi yaptırdınız. Ben nereden lafı dinliyorsun oturuyordun tabii duymamışsındır. Duymamışsındır. İç mimar. İç mimar değil miydi? Meğer iç mimarmış. Bana mimarım diye oturdu. Meğeri kaçırdı. Meğerde oturuyordum herhalde. Meğeri kaçırdı. Bir evinizi seyredelim mi? Bir görelim artık o güzeli. Artık yani hırsız gözü kapalı bulup alıp gidecek. O kadar ezberledi insanlar evi. Gerçi ben görmedim. Ya ben bu tanıtımlarda gördüm. Senin kadınlıkla pek alakan yok. Ama ben... Sen akşamları ne seyrediyorsun ben onu da merak ediyorum. Ben ilk defa... Özel kanalların ben var senin Ben ilk defa gibi. Akşamları çalışmıyorum. Onda da uyuyorum. Artık Allah bilir. Gerçekten düzene oturtmak için kendimi 10.30'da uyuyorum. Aa. Evet bir pazartesi akşamı Tarkan'ın konserine gittim o kadar. Ya yer yerinden oynadı. Çok güzeldi. Evet. Siz de gelseydiniz keşke. Ama ben seyrettim televizyonda. Ama aynı şey mi canım? Aynı şey benim için. Benim yatağım rahatım daha mıyım? Neden genç kalıyorum? Neden dinç kalıyorum? Ben şu elbiseyi çıkarayım. Bunlar yine burada. Ama sen ha. Çıkarırsan nereye iner veren?
İşte açtım taşlar, nasıl oldu? Ay ne kadar güzel oldu. Yılan görmüş kirpi gibi. Fena değilim huysuz hanım. Herhalde ha? Birkaç kişi sana güzelse demiştir. Dedi. Ay o kadar zevksiz erkekler. Demiştir. Sen de. Dedi bir şey daha söyleyeceğim. Ben şeyi merak ediyorum. Sabah o iş bitti. Pat dedin bu işi aldın. Umumiliğe girerken de o şeyleri mi giyiyorsun giderken konuşmaya? İş anlaşması yapmaya giderken. İş anlıyor. Eşofmanla giderim ben iş anlaşmaları. Karşındakinin elinde düdük var mı? Gerçekten sorunca nere? Eşofmanla gittin. Umumiliğe. İşi aldım. Aa. Tabii. Doğru. Eşofmanla soyunmak daha kolay. Görelim. Sonra da ben size bir gün teşekkür etmek için iadeyi ziyarete gelmemi kabul eder misiniz? Ederim. Niye hediyemle etmeyeyim? Yalnız hediye hep aynı oluyor. Çok çok üst üste geliyor. Yani iyi bir şey. İyi bir tek taş olabilir. Ya o yüz parmağınızdaki gibi olmaz. Tek taş. Ay, olsun, o çok taş. Ben komedi olsun diye bunları takarım. Şimdi moda oldu. Evet çok moda. Yakında değirmen taşını kollarına takıp dolaşacaklar. Huysuz taktı diye hem de. Evet. Hadi evi görelim. Ağaçlar ve çiçeklerle donatılmış muhteşem bir bahçe. İşte Seyfi Dursunoğlu'nun en çok sevdiği köşe. Bu göz alıcı kumaşlar bakın nereden alındı. Koltuğun yüzü güzel değil. Oturdum parçalardan böyle buraya bahçeye yakışacak renklerden böyle bir minder yaptım. Ve geçiyoruz Seyfi Dursunoğlu'nun Dillere Destan evine. Evin girişi adeta sarayları andırıyor. Ben çizdim. Ben böyle bir evde büyüdüm. Ay ne güzel. Neredeydi? Şimdi böyle bir evde büyüdüm. Aynı olmasa da doğup büyüdüğü evi burada yaratmaya çalışmış Seyfi Dursunoğlu. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Şimdi nereye geziyoruz? İlk alttaki salonu mu? Bu evet misafirsiz. Salon. Nay 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 nay. Seyfi Bey. Ay gören diyecek ki ne şanssız adam. Demecek. Kart kadına düşmüş diyecek. Salondaki mobilyaların büyük bir kısmı antika. El emeği göz nuru yastıklar. Şunu sanki beğendim hani bu turkuazlar oradaki yastık. Hepsi size mi ait gerçekten? Evet evet. Hiç hani istisnasız. Hepsi benim elimden çıkmış. Belki inanmayacaksınız ama evindeki kumaşa ait ne varsa hepsi Seyfi Dursunoğlu'nun elinden çıkmış. Abajurlar bile. Seviyorum. Bir şey yapmak, bir şey imal etmek hoşuma gidiyor. Hele eski. Mesela sen bu elbiseyi bana versen. Vermeyeceğim. Versen ne kadar beğenmediniz güzel. Beğenmediniz ama vermeyeceğim. Yer bezi olur diye düşünüyorum. Duvarda asılı duran goblen tablolara hayran kalıyor muhabirimiz Seyhan. Bunları da siz mi işlediniz? Evet. Şaka yapıyorsunuz. Bunu da ben işledim. Bu Monet'in bir tablosu. Meşhur bir tablosu. Hazırdı üzerinden mi geçtiniz? Ha. Goblenler işliyorsunuz. Altı kişilik el oyması yemek masası. Bir antikacı da gördüm. Bu takımı. Bu takımı ama nasıl? Rezillik. Bu el yapıyorsun, kontrplak kalkıyor böyle. Bu ev gez gez bitmez. Üst katın yolunu tutuyoruz. Bu merdivenlerden çıkmak, bu merdivenlerden çıkarken bu tablolara bile bakmak. Yani ne kadar şanslısınız Seyfi Bey. Sen şanslısın. Ve de zevklisiniz. Kabul etmek gerekiyor. Seyfi Dursunoğlu asansör kapısını hangi yöntemle gizledi? Asansörü sevmiyordum kapısını. Onu da böyle bir perdeyle kapadım. Daha sıcak oldu. Yani. Aslında buna da bir şey örebilirdik ama neyse tül olmuş. Hayır artık oku. Yapardınız. Seyfi Bey siz yapardınız. Gerçekten canım buna. Yaparım mı lüzum yok ona. Örebilirdiniz bir dantel tül. Evet. Böyle. Bu muhteşem evde geçilmesi. Şahane görüntü almak için çatı katına çıkıyor ve inanılmaz manzarayla karşılaşıyor.
çatı katı tamamen yatak odası. Antika yatak başı. Büyük ustaya evinin kapılarını bizlere açtığı için teşekkür ediyor. Bu şahane evde sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice günler geçirmesini diliyoruz. Bir yapsana. Hey hey. Sen bir yapsana. Hey hey. İki dev sanatçı bir araya geldi. Türkiye'yi kahkahaya boğdu. Giydiği gömleğe bak, masa örtüsü. 7 yıl önceki müthiş görüntüler geliyor. Güldüğün zaman burnunun ağzına yak. Türkiye'nin gülen yüzü Seyfi Dursunoğlu'yla İmparator İbrahim Tatlıses canlı yayında nasıl atıştı? Daha hayatını anlat istersen. Tamam. Seyfi abi lütfen konuşalım. Hayret bir şey. Seyfo. Benim konuşma hakkı kalmıyor ki. Seyfo. 42 dakika bitti. 40 Seyfocuğum. Canım. Seyfi Dursunoğlu'nun bile unuttuğu çok özel görüntüler. Şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Aile içi şiddete son kampanyası kapsamında böyle bazı ünlülerimiz kıyafetlerini verdiler. Bu kıyafetler satılacak. Sizin kıyafetiniz de var ama bunların arasında göremedim. Sakladınız mı? Getirtmediniz mi? Ne benden yaptınız? De aldılar. Benden de aldılar kıyafeti. Sizinki de gelecek ama ben hemen bir proje koordinatörüne soralım bunun ne olduğunu. Ona sonra sizin kıyafete bakalım. Bu arada birçok ünlünün kıyafeti var. Hepsinin isimleri de yazıyor. Sizden böyle yorumlamanızı isteyeceğim birazcık. Rica edeceğim. Daha başka özel istekleriniz olacak mı? Onları bilahare söylerim. Hemen geldim. Evet, bu ünlüleri nereden buldunuz, ne yapacaksınız, parayı nasıl olacak, bütün her şey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle programı sevilir de olsun. Sağ olun, çok teşekkür başarılı. Ederiz. Bu arada proje aslında nasıl gelişti, nasıl geliştirildi? Niye sen gidiyorsun da ben gelmiyorum? Buyurun. Dur. Merhaba. Biz Merhaba. Biz Sevgi'yle telefonda evli misiniz? Bekarım. İyi. Telefonda konuştuk Seyfi Bey mesela. Örnek vermek gerekirse. Sen Seyfi miydin benim o? Benim için evet, mi düşündünüz? Ya ses tonun da iyi. Elbiseyi kim almaya geldi? Ben almaya geldim. Allah kahretsin. Bugün evde mi yoktunuz? Evdeydim. Yoktum. Makyajım yoktu diye çıkmadım kapıdan. Kızım gel, adamın burnunun dibinde durma. Gel bir mukayesesini yapsın. Güzel dediniz. Bekar ben de evet. Sevi Bey ararken dediler ki genelde tok tutulumunu vermeme ihtimali çok yüksek. O dedi, hayvan sonra... kim söyledi onu? Genel dedikodu. Ayol niye? Herkese verin. Buna bile elbise verdim ben. Ne yaptın onu? Bana. Hatırlamıyorsun. Gitti, zeka gitti. Yalnız güzelliğiyle olmuyor kızım. Kafanı kul ver. Ne zaman sus. Verdiniz? Hangi ara verdiniz? Ben ne bileyim ne zaman verdim. Evet. Yani toplamda Seyfi Bey'le toplam konuşma süremiz 1,5-2 dakikaydı. Hiç tereddüt etmeden tabii ki seve seve gelip alın. Ne, yani o konuda sağ olsun çok destek oldu. Buradan tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani toplam hani benim hiç tahmin ettiğim bir de biliyorsunuz menajerler var. Her ünlü var. Böyle kolay mı anlaştınız? Tabii ki değil. İşte onu söylüyorum. Kraldan o kadar çok krallar var ki. Atın ulaşıncaya kadar benim bunları toplama etmem toplam 18 kostüm var. 10 tanesi burada. Bir 45-50 günümüzü aldı. Ne olacak buradan bu kostümlerin satışından elde edilecek gelir? Aile içi Aralık Derneği ile beraber Sayın Elif Şirin kardeşlerin, Dürüst kardeşlerin organizasyonu Aralık Derneği ve Aile içi Şiddet'le beraber. Bunların şu an hepsi ayın 25'ine kadar da bir Kozyatağı Alışveriş Merkezi'ne sergileniyor. Ondan sonra beraberinde de şu an bütün ünlülerin kostümleri şu an burada Seyfi Bey'in dahil olmak üzere hepsi şu an çok satışta. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Dur bir dakika. Ay bayağı mı beğendiniz? Sen başlıyorsun, sen bitiriyorsun. Siz benim elbisemi kaça aldıklarını bana bildirir misiniz? Standart hepsi şu an hepsi aynı fiyat. 12 taksitle satılıyor. 1000 TL güzel. Civarında. Ebru Gündeş atıyorum 5 elbise verdi. Her biri 10.000 dolar civarında. Hamile ya almış. O giyemiyor tabii verecek. Sibel Canım var ona keza. Sibel Hanım ilk defa böyle projede olmuş. Elbisesini ilk defa haberi vermiş. Teyzesi sayesinde sağ olsun. Ben de öyle. Evet. İlk defa. İlk defa hani Ajda Hanım ona keza. Şimdi izleyiciler bu elbiseleri gördüler. Evet. Siz de burada mısınız, gidiyor musunuz? Buradayım. Ha tamam, bekle beni. Tamam, bekleyeceğim. Hadi Asmalt'ta ne diyecek sen de? Ne o?
Dedim ben ona, ben sizin vedalaşmanızı bekliyorum ama ah siz pek vedalaşmanız. Şimdi burada elbiseleri gördük. Allah kahretsin. Bu şart mıydı bu? Dedim Caner'e kaç kere söyledim yapmayalım diye yaptılar vallahi. Bunu benim bir programında, Huysuz Show programında nazar da yaptılar. Çıktı, nazar çıktı. Nazar çıktı. Ne bileyim ben öyle diyorlar. Aile karıları nazar çıktı. Tökezlediniz ben şey, ya. Yani bak Allah aşkına şu yücün güzelliğine bak. Niye bunu böyle dış gebelik gibi... Ayol güzel vücudun yani giyinmesini mi bilmiyorsun? Dön bakayım. Diker misiniz bana? Bakar mısın? Yastık, yorgan, hepsi bir arada. Allah kahretmişsiniz. Öyle çıkaralım mı sakenleri çağırırız? Çağıracağım bir daha bir. Tabii her zaman. Çağır. Seviyorum ben sizi. Seviyormuş beni. Evet, parçaya girin. Yuvarlaktır döner, sevda yalancıdır, söyler dalla vera. Dünya yuvarlaktır döner, sevda yalancıdır, söyler dalla vera. Dalla vera. Gibi delilik bıçı dolmaz, hiç kimseye inan olmaz. Dalla vera. Dalla vera. Dalla vera, dalla vera, dalla vera. Şimdi her şey dalla vera. Alla vera, alla vera, alla vera, alla vera. Sinemalarda da alla vera. Alla vera, alla vera, alla vera, alla vera. Şimdi her şey alla vera. El hareketime bak, gebertirim seni. Niye iki de bir de kalkıyorsun ya? Şimdi şey, içinden ayağa kalkmak mı geliyor? Ayağa kalkmak mı? Niye ki? Göğüslerin büyük beli gelmiyor mu? Bu ne yapıyor? Büyü mü yapıyor? Kim oğlum o? Dönsene etrafımda sen. Alo, böyle dönüyorlar sanatçıların etrafı. Ha kameradan mı dönmek evet. istiyorsunuz? Dünya yuvarlaktır döner, sevda yalancıdır. Döner dalla vera. Bunlarla anlaşamayacağım. Gel olur. Senle anlaşalım. Gel. Ay 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 ay. Hayırlara karşı. Dünya ben... yuvarlaktır döner, sevda yalancıdır söner. Dünya yuvarlaktır döner, sevda yalancıdır söner. Dalla vera. Dalla vera. Yaptığımın aynısını yapacağım. Eyvah. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir gösterseniz. Yeteneksiz. Bunlar nasıl para kazanıyorlar hayret için? Geç otur yerine. Ama yani öyle istemedim kaldırmak. Sizin eteğiniz, çorabınız falan var. Ayol işte kalktın o. O bacak bende de olsaydı ben de hakikaten kaldırırdım. Hakikaten bacaklarıma diyecek yok. Gerçekten. Sen yürü bakayım. Şu elbisedir şu şeylerden. Kız, aradan köpek geçer neredeyse. Dünya yuvarlaktır döner sevda. Başlıyorsun evet. Cıdır söner dallar yerine. Hova. Yetenek. O yarışmaya yetenek, girsen. Yetenek yok o kadar ama ay. Yani hani iddialı da değilim. Ayol nasıl iddialı olursun bu vücutla? Annesi var vücudumla 10 kilo verdim. Efendim arkadaşın yaptığı ulvi olaya ben de iştirak ettim. Yalnız dikkat ediyorum. Sanatçılar giyemedikleri elbiseleri yollamışlar.
Mesela bu şu elbise Türkan Şoray'ın elbisesi. Türkan Şoray herhalde bunu şimdi şemsiyesine kılıf yapar. Yani şık güzel ama yani giydiği elbiseyi acaba vermeli. Bakar mısın? Ahutuba'nın parasızlık zamanından kalma bir elbise bu. Ajda o. Ajda mı? Ajda. Aa. Yavrum. Her zaman bir mesafe koymasını bilir. Bak gene de mesafe. Bu kim? Bu kim? Ebru Gündeş. Ha. Ay çok çok güzelmiş o. Para nispetli aplike edilmiş. Siz tabii dikişten de anladığınız için. Kadından da anlarım. Otur. Gel oku, bunları okuyamıyorum. Hülya Koçyiğit. Ah ah, o bunun içine girer zannediyorum. Hülya'nın da elbisesine bak, gönderdi. Mutfaktaymış gibi. Bir doğru dürüst bir şey. Bu biraz şık. Kim bu? Nurgül Yeşilçay, çok şık. Ha. O da bazen çok güzel görüyorum televizyonda. Bazen çirkin görüyorum. Güzel ama. Güzel mi? Güzel. Bu dizisi. Siz de, daha iyi anlarsınız bu tabii. Bu dizisi ben de pek güzel. Bu kanalda mı o? Bu kanalda. Ha, o zaman söyleyebilirim. Söyleyeyim. Başka kanal olsa söyleyeyim, öldürürsünüz adamı. Neydi sensiz ay onu? O geldi geldi, sıkılmaya tam başlıyordum. Çocuk ha, hastalandı. Çocuğun hastalığı. Ay nasıl orada bağlandım. Filme dar bekliyorum. Güzel olacak. Pazartesi akşamları. Bu da sabahlığını mı geceliğini mi göndermiş? Kim bu? Emel Sayın. O böyle sever. Böyle sever. Bana da vermişti birkaç elbisesini. Allah razı olsun. Lale Mansur. Tuttu. Mansur. O matemde. İtalyan karıları cenazeye giderken nasıl giyinirler bilirsin. Buralara kadar açık mini etek ama siyah. Ama siyah. Ama siyah mi? Evet. Sibel Can. Aa, aynı vücutta duruyor. Hiç değişmedi. Aynı vücutta duruyor. Biraz şunlar mı büyüdü böyle? Siz daha iyi bilirsiniz. Sen bilmiyorsun. Çok güzel. Programına çağırdık. Ve Hülya Avşar. Ha, Hülya Avşar. O da giremez buna. Ama. Ama sizinki ama, nerede? Ben sizinkini merak ama herhalde. Çocuklar benim diye değil. Bakın kibarlığa bakın. Ben taşıyamam mı? Getir. Belinden ama tut, belinden. Ay. Şu asalet. Çevir, çevir. Buyurun. Buyurun. Ama vücudum çok da müsait biliyorsun. Gerçekten çok şık. Duruşu, asalet. Ay yok, hepsinin kafası şey var. Bir bunun mu kafası sizin yok? Ama sizin zekanızı böyle mi gösteriyorsunuz zekamı benim? Hayret bir şey. Kafanızı kopar. Siz beğendiniz mi? Çok. Az önce tanıtımlarda da geldik. Sizin yaklaşık 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'le çok tatlı bir atışmanız var. Ona bir girelim. Ona girelim onu de şey, ben sana selam getirdim. Kimden? Çağdaş. 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 Hatırlamadın mı? Hayır. Kim Çağdaş? Benim dişçim. Ha, ha, yakışıklı Çağdaş. Ha, yakışıklı. Çağdaş'tan selam getirdim. Söz verdim programın başında söyleyeceğim dedim. Unuttum. Unuttunuz. Ama gene aleyküm rahat selam. Ha iyi. Şimdi onu da ben 6 ay sonra ona söyle. Bu böyle 6 ayda bir mi gidiyorsunuz işçiye? Yok, her gün oradayım ben. Yerlerimi yerleri siliyorum. Fakat bir muayenehane görmeni isterim. Bu kadar temiz hiçbir yer görmedim ben. Hiçbir yer görmedim. Seninki bilir ne toz çıkar buradan. Böyle her gün haldır 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 temizleniyor her gün. Hadi şu İbrahim Tatlıses'le olan bandı girelim, bir hatırlayalım. Çok komikti o. İyi tamam girin. Hadi. Yapsana. Hey hey. Sen bir yapsana. Hey hey. Yıl 2004. Kahkaha Makinesi Seyfi Dursunoğlu ve Müziğin İmparatoru İbrahim Tatlıses jüri üyesi oldular. Atışmalar havada uçuştu. 10 numara. Atakara kapakara kapara. Sağ olun Seyfi Bey. Biraz yorum yap. Yorum yok. Yorum yok. Sinirlendi. Yaptı yorumunu. Yaptı yorumunu zaten. Sinirlendi, yorum yok.
Bundan 7 yıl önce Show TV ekranlarında yayınlanan ve star adaylarının rekabet ettiği yarışmada jüri üyeleri arasında ekranların gülen, güldüren yüzü Seyfi Dursunoğlu ve İmparator İbrahim Tatlıses vardı. Türkiye'nin sevgilisi ve sanatlarının zirvesindeki iki dev ismin atışmaları yarışmaya damgasını vurmuştu. İmparatorun Seyfi Dursunoğlu'na Seyfo diye seslenmesi çok konuşuldu. İbrahim Bey, Seyfi Bey, 50 saniye kaldı bana. Seyfi Bey, daha hayatını çok vaktimiz var. Tamam. Seyfi abi lütfen konuşalım. Hayret bir şey. Seyfo. Benim konuşma hakkı kalmıyor ki. Seyfo. 42 dakika bitti. 42 Seyfocuğum. Canım. Hah ne güzel. Döşam. Döşam. Seyfo Döşam. 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 Adım Döşam. Söyleyemezsin diye ismi. Dr. Şambur gibi söylüyorsun. Döşam. Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses'i az kalsın paralıyordu. Kavga etmek lazım. Şey yap. Reytingi düşürmemek için o kadar kolay ki. Yani reytingi düşürmemek için ne yapmak lazım? Seyfi Dursunoğlu'ndan İbrahim Tatlıses'in gömleğine masa örtüsü benzetmesi ortalığı karıştırdı. Neye yalvaracaklar ya? O zaman bırak da konuşalım herhalde. Giydiği gömleğe bak, masa örtüsü gibi. Beğenmedin mi? Değiştireyim. Hayır, beğenmedim. Değiştireyim. Emrin olur. Değiştir git. Hemen değiştir. Koş git. Reklam arası. Reklam arası değil. Terliyor. Kokmasın diye değişip geliyor. Bu taklitler kaçmaz. İşte usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'ndan İbrahim Tatlıses taklidi. Harika. Yemin ederim harika. Ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Böyle. Bu saatten sonra, bu saatten sonra böyle. Senin başına yıldırım. Sen böyle okudun. Böyle senin... kötü yaptın. Hayatta olmaz ya. Senin başına yıldırım mı düştü? Evet. Ya acayipsin bugün. Duvar düştü, duvar. O duvarı inşallah 10 metre çıkartıracağım. Sağ olun İbrahim Bey. Ne dedi ki sağ ol? Yani bitirdi yorumunu. 10 numara. Atta kara kap bakara kap bakara. Sağ olun Seyfi Bey. Biraz yorum yap. Yorum yok. Yorum yok. Muhteşem ikilinin söz düellosu bitmek bilmedi. Bir askılı bir şey giysen daha mı iyi olabilirdi? Ya hadi abicim Selçuk denize hadi. 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 Hadi bir salos. Hadi bir salos. Bırak salos. Ne? Bre salos. Rumca aptal demek biliyorsun değil mi? Oğlum ben size bunu, bu cümleyi size kullanmayayım. Kime kullanacağım? Çok akıllı bir insansınız. Akıllı. Evet. Evet. Artık değişti lisanım değişti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kızım kuyruk gibisin. Ne demek yazıyor istiyorsun? Vallahi. Evet. Yazıyor, besteliyor. Sen okusana ondan bir tane. Versene okurum. Farkında mısın? Hayır, senin hayır. Bir tek parçan okunmadı. Ha? Senin şey Sekin'in okundu. Senin parçan okunmadı. İbrahim Bey bu şarkı çok enteresan olmaz mıydı? Hay bu şarkıyı hay. İbrahim Bey söyleseydin. Abi, hay hay. Şimdi o hay hay bir bayan ağzından çok güzel böyle şey akıyor, böyle davetkarlık akıyor. Ama bir erkeğe yani bana gitmez. Gider, sana da itici olur. Ben batıcı değilim kardeşim, Allah Allah. Sana da itici olur. Ben merak şey ettim. Hay hay buyursun gelsin. Öyle derim yani. Sonra da yatsın gitsin. Yani ama şey gibi değil mi? Hay hay. Yapamazsın sen. İbrahim Tatlıses'i böylesine kimse taklit edemezdi. Bu sözleri imparatora başka kimse söyleyemezdi. İşte o müthiş espriler. Bir yapsana. Hay hay. Sen bir yapsana. Hay hay. Allah aşkına. Ne yapayım? Buyursun gelsin de. Beni buyursun ederim. Çirkin. Güldüğün zaman burnunun ağzına yaklaşıyorum. Herkes de buna bayılıyor biliyor musun? Ya. Vallahi. Herkes manyaksa ben ne yapayım? 10 numara. Teşekkürler. Bundan daha iyisi olmadı. 10 numara. Kızlarla ilişkin mi, alaka mı? Ne dedin? Bir şey dedin. Beraberliğin harika. Başka? 10 numara. Duyduğunuz, dinlediğiniz ama şarkı. Ama akort oldu bazen. Akort mu? Girerken akort oldu. Bugün akortlara takılmıyoruz. Akort oldu. Duydun ha? He. Akordu. Akort. Seninki kızıyordur bana bir kızı. Özlemişiz İbrahim Tatlıses'i de. Canım. Çok evet. İyiymiş maşallah. Özlemişim, özlemişim. Allah bir an evvel aramıza karışmasını, girmesini istiyorum. Meğer çok severmişim İbrahim'i. Olay çok etki etti bana, çok rahatsız oldum.
Yani gerçekten olmamalıydı. Olmamalıydı ama çok, yani çok iyiymiş. Onun için de hepimiz çok mutluyuz. Herkes İnşallah. Çok mutlu. İnşallah en yakın zamanda da aramızda göreceğiz İnşallah. Kendisi. Peki. Size bir hediye vermek istiyorum. Ben buna kadınlık nasıl teşekkür budur, bak. Edeceğimi çok teşekkürler. Sus, hakikaten samimi söylüyorum. Çok var. Bu şu an samimi söylüyorum. Gelirken ulan bu kıza kimse hediye götürmedi. Bir Amerikan servisi yapıyorum ben şimdi. Evdeki parçalarla. Şuna iki tanesini götüreyim dedim. İki olmadın ki hiç hayatında. Belki olurum. Var mı hala ümidin? Aa, neden olmasın? Aa, ben olsam artık ümidimi keserdim. Umutsuz yaşanır mı? Vallahi samimi unuttum son dakikada. Ben geldiğimde size verirsiniz. Düşünüyor musun hakikaten gelmeyi? Evet. Sen yatıya gelirsin. Yok yok hiç canım. Bir öyle kahve. Gecelik mecelik giyilmemiş temiz gecelik getir. Bir kahve, kahve. Bir Türk kahvesi sade. Sade mi? Şeker masrafı da yok. O zaman gel. Tamam. O zaman gel. Bitiyor mu program? Bitiyor. Bir şarkı alsak mı siz? Yani hediye bir iki dakikalığına vereyim size geri. Tamam. Türkler bunu beraber söyleyebiliriz. Bu benim en sevdiğim şarkı. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal real düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar, eski dostlar. Hayal real düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar. Çocuklar, sizden bir şey isteyeceğim. Sizden bir şey isteyeceğim. Beni görmediğiniz zamanda da sevin lütfen. Ay.